biraz beni bozdu. Ben anlamam. Gürkan Kubilay ile program yaptığım zaman ona programı bırakıyorum. O sizin oluyor. Ben konuk oluyorum. Estağfurullah. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba, hepimiz hoş bulduk. Sisli bir İstanbul'dan çıktık. Güzel bir İstanbul olsun. Hayatınızda sis olmasın. Hep güneş olsun. İçeride sis olmasın içeride. Nerede sis olmasın dedim? İçeride. Tamam, oradaki sisleri de kaldıracağız. Ama bugün ben bu sisleri hiç sevmiyorum. Bir ödemler oluyor, bir mevsim geçişlerinde çok fazla. Hiç sevmiyorum onları. Bugün size çok güzel sorular soracağım. Kırışıklar, mırışıklar, bir sürü şeyler soracağım. Hemen başlayalım o zaman. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ama bir 30 kilo, bir de 40 kilo. İki tane vakamız var bugün. Bir 40 kilo veren hastamız, bir de 30 kilo veren hastamız var. Ve tek tek ne yediler de oraya geldi, onları anlatacağız. Onun için ekran başındaki herkes kalem, kağıt hazır. Bolca kalem, kağıt, çünkü çok şey anlatacağız. Aslında şu çok önemli. Ne yediler de verdiler, ne yemediler değil. Değil, tabii. Bunun da bilinçaltında acayip bir yeri var. Çünkü neyi yemediğimiz değil, neyi yiyerek kilo verdiğimiz önemli. Doğruları anlatabilmek önemli. Evet, iç hastalıkları uzmanı Gürkan Kubilay bugün hem tıbbi, hem sağlık, hem de estetik bilgileri verecek bize. Ama önce konuklarımızı almak istiyorum. Nasıl zayıfladılar? Bir soru alayım mı? Tabii. Çünkü hemen daha gelir gelmez hemen bana hanımefendinin bir kırışıklıkla borcum var. Tamam. O borcum bir ödeyeyim. İlk soru. Evet. Sizden. Daha gelir gelmez hanımefendi sordu. Ben de tamam, hemen cevaplayacağım dedim. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz dudak kenarı ve çene altı kırışıklıkları ve sarkmaları için öneriniz ne olabilir? Dudak kenarları şöyle küskün oluyor değil mi? Evet. Yavaş yavaş. Evet. Gülme evet, çizgileri diyoruz oraya. Dudak kenarı ve boyun. Evet. Peki, o zaman herkes eline kalemi kağıdı alsın. Size 1 liraya 2 liraya yapacağınız önerilerde bulunacağım şimdi. Bakın 1 liraya 2 lira. Dünyanın şeylerini falan harcamayacaksınız. Ben Gülben, bir yerlere gidelim, bir şeyler bulalım. Hadi gidelim. Bak, beyaz masamız var. Birinci yöntemimiz için bir tane havan lazım size. Var evde. Hanımlar neyi izliyorlar şimdi? Dudak kenarında ve boyundaki kırışıklıklar, sarkıklıklar için bir öneride bulunacağız. Bir havan alıyorsunuz. Havanın bir de döveni var. Tamam. Bunun içerisine... Ay, ne kadar faydalı bir şey değil mi bu? Şu nedir biliyor musunuz? Dudak kenarı kırışıklıkları için bildiğiniz kabak çekirdeğinin içi. Bundan yaklaşık 2 tutam koyuyoruz sevgili Gülben. Tamam. Bunun içerisine. Evet. Ezecek birinci miyiz tutamı benim? Koyduk. Aynı, bir dakika daha, bir şey daha koyacağız. Tamam. 2 tutam kabak çekirdeği koyduk kırışıklıklar için, çene altı ve sarkıklıkları boyun ve boyun için. Bunun içerisine yaklaşık 2 çorba kaşığı civarında da zeytinyağı döküyoruz. Bildiğiniz zeytinyağı. Bunun toparlayıcı özelliği mi var? Evet. Zeytinyağının bu konuda müthiş bir özelliği var. Şeyi sende. Ben alayım. Evet. Bunu dövüyoruz şimdi. Tamam. Kabak çekirdeğini, 2 tutam kadar kabak çekirdeğini zeytinyağı ile birlikte yaklaşık 2 yemek kaşığı, 2 çorba kaşığı. Ay, bunu blenderdan mı geçirseydik acaba? Hayır, elinizde bu özellikle böyle. Kolay, herkesin blenderı da olmayabilir ben. Dolayısıyla ben biraz daha kuvvetli vurabilirim. Evet. Sonuçta şöyle yapmakta daha büyük fayda var, biraz güç kullanarak. Sonuçta oluşmuş olan bu karışımı iyice, biz tabii çok şey anlatacağımız için oluşmuş olan karışımı gösterelim size. Evet. Şöyle son derece basit, son derece kolay bir karışım oluşturuyoruz zeytinyağıyla. Bu oluşmuş olan karışımı dudaklarınızın kenarına ve boyun bölgenize haftada 2 gün yaklaşık 10-15 dakika kalacak şekilde koyarsanız, bu bölgelere masaj yaparsanız göreceksiniz ki o kırışıklıklar ciddi anlamda azalacaktır. Bakın bir tek bundan. Pütürlü mü olacak bu, peeling gibi? Aynen öyle. Biraz pütürlü kalabilir. Aynen, pütürlü kalabilir. Evde kimse olmasın, koca işte olsun. Doğru. Çocuklar da. 10 dakika sonra da ılık bir suyla yıkıyorsunuz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Daha kolay. Diyeceksiniz ki ya hocam, kabak çekirdeği, zeytinyağı, cildim, rahatsız oluyorum. Şu ne? Bu limonu ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Keseceğiz. Dudak kenarı kırışıklıkları, boyun altı kırışıklıkları. Ha, bunun bir güzel tarafı daha var. Diyelim ki elinizin üstününde kırıştığını hissediyorsunuz. Şu saati şimdi şuralı çıkarayım. Evet. Ne yapacağız? Elinizin üstünün kırışıklığı, boyunuzun altı ve gerdan bölgedeki kırışıklıklar, sarkmalar ve dudağınızın yan tarafları için. Limonu kestiniz, yarım limonu. Başlıyorsunuz sürmeye. Ay, ben bunu hep yaparım. Bilmeden. Evet, başlıyorsunuz sürmeye. Yani bu sayede cildin üstündeki ölü tabakayı daha kolay attığı için al işte bir tane limon. Kaç paradır? Fiyat da söylemeyelim. Evet, şimdi Gülben yapıyor. Evet. Son derece sağlıklı, diri bir cilde sahip olacaksınız. Boyun altı ve gerdan ve dudak kenarındaki gülme bölgesindeki kırışıklıklar ve elinizin üstü için son derece sağlıklı bir hale geleceksiniz.
Bir şey daha söyleyeyim. Ben bir şey daha soracağım. Tabii. Bunu böyle elimize sürmek kolay. Burayı böyle böyle mi yapalım? Aynen öyle öyle. Kabuğu mabuğu şey da gelecek böyle. Tabii 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 bütün. Bir 10-15 dakika kadar duracak. Arkasından da ılık suyla. 2 ya da 3 hafta yaptığınız takdirde haftada 2-3 kez ciddi anlamda rahatlayacağınızı göreceksiniz. Kabak çekirdeği ve zeytinyağı öğrendik. Limonu öğrendik. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Faydalı şey bilgiler. Bu arada ekran başına şimdi geçenler. Hemen biraz sonra. Önce 40 kilo veren, sonra da 30 kilo veren iki hastamız buraya gelecekler ve sizler için çok ilginç bilgiler anlatacaklar. Son bir kırışıklık şeyi daha. Dünyanın en güzel kırışıklık doldurucusu. Mucize. Ne bu? Avokado. Avokado. Avokadoyu kesiyorsunuz. Avokadoyu kesiyorsunuz. İçindeki çekirdeği çıkarıyorsunuz. Çıktığını düşünün. İçini olduğu gibi alıyorsunuz bunu. Yine bir havanın içerisine koyabiliriz bunu da. Ve bu şekilde eziyorsunuz. Buradan. Elimde yapabilirim. Ha. Ya da burada şurada kap varsa var, eğer. Bakın, arkada var bir tane. Abi, onu başka bir şey için kullanacağız. Peki. Bildiğiniz ezerek çıkarıyorsunuz. Herhangi bir kabın içinde eziyorsunuz. Ezdiğiniz bu ezme bölümünü de kırışıklıkların olduğu bölgeye koyduğunuzda. İçini mi kabuğunu mu? İçini. Kabuk değil. İçini sürdüğünüzde oradaki kırışıklıkların içi doluyor ve son derece düz, güzel bir cilde sahip oluyorsunuz. Bir şey soracağım. Avokadolu krem diye krem satıyorlar dünyanın parası. Doktor, tıp mezunu doktor da bize diyor ki evet. Al avokadoyu kes, sür yani, yüzüne. İmkanı olan, olmayan var evet. Anlamında söylüyor. Evet. Dolayısıyla doğrudan bunu yapabilirsiniz. Son derece sağlıklı bir besindir. Hem kırışıklıkları gidermede hem de bu vücudunuzda oluşacak sarkıklıkları engellemede. Bu da boyun ve dudak kenarı boyun, için. Boyun, dudak kenarı bölgesi hiç için güzel özellikle anlattık. Evet, şimdi peki. Tombişlerimizi alabiliriz. Tombiş değiller artık onlar, kızarlar bize. Nadire Hanım ve Tuna Bey geliyor alkışlarla. Sizi böyle evet, alayım Tuna Bey. Sen aramızı alalım istersen şöyle. Pantolonlar da ellerinde. Bakayım şu pantolona. Tuna Bey ne kadar zamanda kaç kilo verdiniz? Yaklaşık 8 ay gibi bir süre. 8 ay? Ne kadar? Kaç kilo? 35 kilo. 35 kilo? Evet. Siz bu bey misiniz? Ha Tuna'nın fotoğrafını evet. Getirelim o zaman. Allah Tuna'nın Allah. Fotoğrafını getirelim. Evet. Tuna buydu. Daha devam ediyoruz bu arada Tuna'da. Ha devam ediyoruz. Tabii harika. Devam ediyoruz işimiz var geçin da. Geçin bakalım şöyle. Evet. Tuna aman Tuna düşmesin. Tuna da tam 35 kiloluk bir farkımız var. Evet. Peki erkeklerin kilo vermesi hep metabolizmalarından dolayı daha zor diye biliyorum doğru mu? Yok tam tersi daha kolaydır. Daha öyle rahattır. Mi? Tabii daha rahat verirler. Erkekler kas yapıları daha fazla olduğu için. Mesela Nadire Hanım'ın. Tuna'yı görüyorsunuz bakın Tuna. Bir de şeye dikkat edin şimdi bütün fotoğraflarda onu söyleyeceğim sevgili yönetmenim teşekkür ederim. Tuna'nın her bölgesinden eşit şekilde küçüldüğünü evet, görüyoruz. Evet. Yani hiç kas daha kaybı olmadığı için de yüzüne dikkat edin yüzünde ve hep söylediğim bir şey var. En ufak bir kas kaybı olmadığı için problem yok. Bir de şimdi biraz sonra sırlarını vereceğiz. Tek tek ne yaptılar vereceğiz. Bir de Nadire Hanım'ın fotoğrafı gelsin. Tuna 35 kilo vermişti. Nadire Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz ne kadar zamanda kaç kilo ben verdiniz? Ben bir senede 40 kilo verdim. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür bravo. Ederim. Bir sene istikrarla devam etmek zaten çok önemli. Şimdi... Aa inanmıyorum. Evet. Bu siz misiniz? Evet bu kalsın biraz bu. Gerçekten. Kendi de gülüyor. Böyle miydiniz Gürkan Bey'e gittiğinizde? Evet gerçekten bu tam Gürkan Bey'e başlamadan... Bir, yani 5-6 ay önceki halim 110, diyebilirim. 110-115 kilo falandık değil mi? Bize son kilo evet. 110 kiloyduk. Ya insan 110 kiloyken 5 kilo verse de sevinemez herhalde değil mi? Tabii. 10 kilo verince de çok fark etmez. Ay ben 10 kilo verince de BBC'ye çıkacaktım utanmasam. 110 kilodan... Başka bir kadın. 70 kiloya düştük. Şimdi bir miktar koruma devresindeyiz. Çünkü bu kadar kiloyu verdikten zaman sonra birazcık dinlenmek lazım. Şimdi 110'dan 70'e düşerken Nadire Hanım ne yaptı? Evet. Var mı sizin için? Elbisemi ben hepsini attım Gülben Hanım. Bu elbisemi kayınpederim haçtan getirdiydi bunu getirdim. Bunu atmayın açıkçası. Bu atılmaz. Şöyle bir tutar mıyız? Evet şöyle hakikaten iki kişi girecek kadar. Ama resmine o, bakar mısın? Yani hakikaten müthiş evet. Bir bu göğüsler falan ne oldu? Ameliyat geçirdiniz mi? Yok hayır. Yok. Bizim ya göğüs nasıl toplanıyor? Bizim şimdi sevgili Gülben, bütün hastalarımıza, bütün herkese onu anlatıyoruz. Şimdi biraz sonra önerileri göreceksiniz. Bu öneriler vücuttan sadece yağ gitmesini sağlayan öneriler. Kas kaybı olmayıp tam tersi kas gücü arttığı için hastalar sarkmadan, gevşemeden zayıflıyorlar. Bir ekibin, tabii biliyorsun hep bunu söylüyoruz, tabii. Bir ekibin önderliğinde. Merak ediyor musunuz? Önce, ediyoruz, önce, ne yaparak nasıl? Bu kadar inceldi? Gelsin bugün, bakalım. Gelsin. Pankartlarla hadi bir gelsin bakalım. Özellikler.
Şimdi bugün herkese pankartlarla rahat rahat anlatsınlar diye burada sevgili hastamız da Nadire Hanım da kendisi söyleyecek. Haftada Nadire Hanım 40 kiloyu verirken 4 tane meyveyi özellikle çok yedi. Neydi onlar Nadire Hanım? Yaban mersini, çilek, ahududu ve kızılcık. Taze mi yediniz yaban mersini? Yani kurutulmuşunu yedim ama böyle şey olarak da yemedim. Böyle nasıl diyeyim? Kahve çekilmemiş şey vardır ya, karabiber. Evet. Yani gerçeğini buldum, onu yedim. Şekersiz olması evet, çok önemli olan Gürkan Bey. Buradaki önemli olan nokta şu. Beri grubu dediğimiz besinler bunlar. Bir baktık ki ara öğünlerde Nadire Hanım'a 40 kilo verirken ara öğünlerde bu grubu verdiğimiz zaman çok daha büyük fayda görüyoruz. Dolayısıyla bununla gittik. Peki başka neler yaptık? Diğeri gelsin bakalım, daha başka önerilerimiz de var. Bunda çilek var mıydı? Var. Çilek, ahududu, kızılcık ve yaban mersini. Bu 4 taneyi çilek, ahududu, bunlar yaban mersini. Bunlar ana öğün müydü, ara öğün müydü? Ara öğünlerde bunları daha çok kullandık. Bir şey daha söyleyelim. Nadire Hanım'ın metabolizması meyveyi yemekten önce yerse daha iyi çalıştı. Bunu da özellikle evet, söylemiş olalım. Meyveyi yemekten... Şimdi Nadire Hanım yoğurt yedi ama yoğurtları sade yemedi 40 kilo verirken. Ne yaptınız Nadire Hanım? Dereotu, fesleğen, tere koydum. Ben bunları gerçekten yemiyordum ve maydanoz yani. Hep yeşil yoğurt yaptınız yani. Evet, alışkanlık ediyorum. Ama mesela şu önemli. 3 şey sayıyoruz. Ben yoğurdum hep karabiber koyuyorum. Metabolizmanın nasıl olduğunu bilmeden bir şey söyleme şansım yok. Ya bir sürü araştırmaları, teknikleri bunun için yapıyoruz. Mesela onun metabolizmasında dereotu veya bu arada hepsi birden bir anda değil. Dereotu veya fesleğen veya tere. Bu üçünün metabolizmasında çok iyi olduğunu gördük. O 40 kiloyu verirken bu üçünü yoğurda kattık. Şimdi protein vücutta zor emilen bir maddedir. Evet, yoğurtta protein. Zor emilirken verdiğiniz sebzeler sayesinde, o sebzeler de onun sayesinde daha yavaş, daha kontrollü emilir. Dolayısıyla bu sebzelerden daha büyük fayda gördük. Dereotundan en büyük ne fayda gördük? Dereotu dünyanın en güzel kalsiyumudur biliyorsunuz. Evet. Sütten daha fazladır. Fesleğenle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Konuyla alakası yok. Dünyada en iyi sivrisinek kovucu nedir biliyor musunuz? Evet. Fesleğendir. Evet, balkonda durur böyle. Tere de öyle, metabolizmayı arttırma yönünden, vücut ısısını yükseltme yönünden son derece faydalı bir besindir. Dolayısıyla, şöyle benim yanıma gel istersen sen de. Dolayısıyla bunları mutlaka ve mutlaka kullandık. Gelsin. Tabii, önerdim. Dereotunu küçük küçük mü yaptınız? Doğradım. Ben severim dereotunu. Koparıp yediğim de oluyordu. Anladım. Böyle. Koparıp ama yoğurtla koyup, birleştirmek yoğurtla önemli. Birlikte. Peki harika. Diğer yöntem o da şimdi, geldi. Şimdi balık diyoruz mesela. Biliyorsun diyetlerde yazar. Balık yiyin. Balık, her balık herkesin balığı değil. Olmaz. Bunu öğrendik bunca senelik meslek hayatımızda. Bir baktık ki 40 kilo verirken 3 tane balık onun için çok önemliydi. Neydi onlar? Somon balığı, sardalya ve uskumru. En çok fırında mı? Buğulama da fırında, ızgara. Buğulama, yani. Haşlama ya da fırın. Ama biz yağlı tavada ızgara yaptırmadık evet. Hiçbir zaman. Çünkü onu istemiyoruz. Zaten bir takım kansızlık, kolesterol vesaire problemleri vardı. Bunlarla sıkıntı yaşamamak için biz onu mümkün olduğu kadar yağdan uzak tuttuk. Yani mesela bizim listelerde balık yazmaz. Niye? Balık da hangi balık? Herkesin balığı farklıdır. Evet. Çok ilginç. Ton balığı çok sevdiğim bir balıktır. Çok inandığım bir balıktır. Ama metabolizmasında işe yaramadı. Ton balığı kullandığımız haftalarda başarılı sonuçlar alamadık. Bu balıklara geçtik. Somona, sardalyaya ve uskumruya ki benim de en favori 3 balığımdır. Onu da söyleyeyim burada söylemişken. Benim listelerini bir şekilde düzenleyen bütün hanımefendiler ve beyefendiler için 3 favori balığım. 1 numara somondur, 2 sardalyadır, 3 uskumrudur. Bu 3 balık balıkların içerisinde hem kolesterol düşürmek açısından hem de vücuda diğer yararlar açısından hem faydalı balık. Peki hep şahsa münhasır şeyler söylüyoruz. Kesin. Çünkü hasta bir senedir kontrolünüzde. Kesin. Ekran başında size gelemeyen ama bize örnek alan hastalar için her balık yediğinde yanında bir sebzesi ya da salatası var mıydı? Mutlaka. Mutlaka ne? İşte az önceki şimdi gelecek tekrar. Az önceki sebzeleri özellikle anlatma biçimimiz bu nedenle. Gülben çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu hastaya özel, doğru. Ama burada seçerken mümkün olduğu kadar Gülben herkesin yapabileceği şeyleri getirmeye çalıştım. Evet. Yani mesela onun çok daha özel bilgileri var, onları buraya getirmedim. Çünkü o sadece bu hastaya. Oysa burada getirdiğimiz bilgi bizi Ağrı'dan, Samsun'dan, Sinop'tan, Kars'tan, evet, Diyarbakır'dan, evet, Ankara'dan, Antep'ten izleyen insanların da yaptıklarında vücuduna zarar vermeyecek ve tam tersi fayda sağlayacak bilgiler. Harika. Ortak bilgileri buraya almaya çalıştım. Kimseye zarar vermemek açısından. Suyu ne kadar içtiniz? Suyu günde 8 bardak içtim. Su içme alışkanlığı kazandım. Yani hiç su içmiyordum. 8 bardak çok abartı bir su değil aslında. Ama benim için gereken minimum ölçü. Ama aynen, benim için fazlaydı. Hani çünkü ben hiç su içmiyordum. Yani 40 kilo verirken o suyu içtim. Aç karnına mı veriyorsunuz Gürkan Bey suyu? Ve onun metabolizması da aç karnına biraz mide problemi yarattı. Dolayısıyla ben yemekten sonra verdim. Ancak güzel soru.
Yemekle birlikte su içmeyin. Yemekle birlikte içilen suyun işi zorlaştırdığını farkındayım. Ay çocuklar ben. Çok yemekte su içiyorlar. Yanlış. Dolayısıyla suyu ya yemek öncesi ya yemek sonrası. Hanımefendinin metabolizması yemek sonrası suda daha başarılı. Onu nereden görüyorsunuz metabolizmayı haftalık şunda, kontrolde? Verdiğiniz her bir listenin bir hafta sonra tekrar hasta geliyor size. Evet. O verdiğiniz listenin sonuçlarını tek tek hastanın yağını, suyunu, kasını, metabolizmasını ölçerek çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradan görüyorsunuz. Hmm. Bir diğer pankartımız gelsin arkadaşlar. Evet. Bakalım evet, orada ne sorular geliyor. Var. Nadir Hanım 40 kilo verirken neler yaptı? Size de faydalı olacak bilgiler söylüyoruz. Şimdi çok önemli bir yer. Birçok insana yarayacak bir bilgidir bu. Ailenizde tansiyon varsa, ailenizde kalp hastalığı varsa, ailenizde kalp krizi geçirilmişse ve siz de bundan korkuyorsanız zaten kiloda dert olduğu için iki besini mutlaka şeyinizin, beslenme listenizin, zayıflama listenizin içine sokun. Biri ıspanak, diğeri kırmızı pancar. Neye yarıyorlar biliyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yere çok tükürenler kalp hastası olur. Aa! Ne demek o? Hiç duymuş muydunuz? Hayır. Yere çok tüküren kalp hastası olur. Çok net söylüyorum. Neden? Söyleyeyim. Tükürün içinde özel bir madde var. Bu tükürün içindeki özel madde sizin yediğiniz ıspanak ve kırmızı pancardaki nitrit denen, asıl kalbi gevşeten, kalp damarlarını gevşeten bir takım maddeleri açığa çıkarıyor. Evet. Tükürün içindeki madde. Dolayısıyla biz tükürüğümüz varsa eğer bu ıspanak ve kırmızı pancarı düzgün olarak vücut kullanıyor. Bakın nereden nereye geliyoruz. Evet. Yani gene bir bilgi, bir aşama daha gidelim. Hiç belki duymadığınız bir şey. Ispanak ve kırmızı pancarı yerken ağzınızda daha çok ağzınızda daha çok çiğneyin ve görün ki o çiğneme ve tükürükle karışma sayesinde o besin vücutta daha yararlı hale gelecektir. Neymiş? Ispanakla kırmızı pancarı bol çiğneyip tükürükle karşı karşıya. Yan yana gelecek mi ıspanakla kırmızı pancar? Ayrı ayrı da yiyebilirler. Heh. Yemek olarak da birlikte bir salata da yapabilirler. Ama ıspanak ve kırmızı pancar yerken bundan sonra herkes hatırlayacak. Nadine Hanım'ın 40 kilo vermesinde çok işe yaramış. Kalp hastalıkları ve kalp damarı tıkanıklıkları, kalp krizini önleme riskini azaltma açısından da çok çok önemli. Bunu da söylemiş olayım. Kırmızı pancar zaten çok faydalı ve hayatımıza daha çok sokmamız gerekiyor. Salata da olur dediniz. Kesinlikle olur. Ben meyve suyunu sıkarken içine de koyuyorum. Kesinlikle olur. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi kış. Pancarın bir faydası daha var. Kök sebzeler vardır. Pancar, nasıl kuvvetli, turp, değil mi? Havuç tabii. Bunların salatasını yapın. Mesela bu başka bir konu ama. Bunların olsun, salatasını yapın. Üstüne zeytinyağı ve keten tohumu ekleyin. Size bir şey söyleyeyim mi? Demir gibi olursunuz. Vay hakikaten be. Bir daha söylüyorum. Neydi? Havuç, turp, pancar. Üçü bir arada ince ince dilimleyerek doğrayın. Üstüne zeytinyağı ve keten tohumu ekleyin. Kışın gribe karşı çok güçlü bir silah elde etmiş olacağız. Harika. Peki diyet yapmaya çalışan çok insan var. Onlara bir mikrofon uzattık. Dertlerini öğrendik ki Gürkan Bey'e soralım diye izleyelim bakalım. Hiç diyet yaptınız mı? Vallahi bu yaşa kadar hiç yapmadım. Yani kendim bildim bileli yapıyorum. Yani başlıyoruz ama çok uzun sürmüyor. Yapmadım, yapmıyorum da. Bir ara yapmaya çalıştım ama baktım tutmuyor, olmuyor. Bıraktım sonra. Hiç diyet yaptınız mı? Evet yaptım. Ne kadar kilo verdiniz? 120 kiloydum, 80 kiloya düştüm. Şu an 80 kiloyum. Diyetler genelde pazartesi başlar, ondan sonra hemen son bulur. Evet, neden cumaya kadar en fazla sürüyor diyetler. Pazartesi başlanan diyetler hep salı günü biter ya, sizde de öyle mi oluyor? Evet maalesef. Yani o konuda iradem sağlam. 1-2 ay, en fazla 3 ay götürebiliyorum. Azime göre değişir ama bir çarşamba, perşembe günü hemen hemen bozuluyor. Hafta başı başlar ama en fazla 2 gün sürer, fazla sürmez. Peki diyet yapıyor olsanız neyi görene kadar diyet yaparsınız? Waffle'ı. Waffle'ı gördükten sonra diyet biterdi benim için. İdealimdeki küreğe inene kadar bırakmıyorum. Neyi görene kadardı? Sanırım çikolata. Ya benim karnım acıkana kadar diyet. Önüme tatlıyı koyarsam ben diyet yaparken ben dayanamam. Löpür löpür götürürüm o tatlıyı. Tatlı herhalde. Bir pastayı görürsem diyet orada bitebilir. Diyet kaçamakları yapıyor musunuz? Oluyor. Ya dayanamıyorsa yapıyorum. Ya kaçamak yaptığım zaman zaten diyetim bitmiş oluyor. O yüzden kaçamaya girmiyorum ben. Yani kaçamaya başladığım zaman bitiriyorum zaten. Diyete tekrar devam edemiyorum. En fazla bir gün sürdüğü için. O bir gün çok kararlı oldum. Artısı gün baktım yemek var. Oturuyordum başına. Löpür löpür götürürüm. Ondan sonra sonuç bu diyorsun. Aynen öyle. Şimdi genelde size sormuş olayım. Kaçamak yapınca diyeti bitiriyorum diyorlar. Ben hiç öyle değilim. Yanlış bir iş yaptımsa, kaçamak yaptımsa, dışarıdaysam
ertesi gün onu telafi etmeye çalışıyorum. Niye insanların motivasyonu bozuluyor acaba? Çünkü tedavi olmuyorlar. Sen bir şekilde tedavi olmuşsun. Oysa bizim gerek Nadire Hanım gerek Tuna tedavi oldular. Mesela kaçamakta ne yapıyordun? Bir tatlı delisiydi. Evet, eskiden kaçamağı bekliyordum. Böyle kaçamağım olsun da yapayım. Mesela ben bir oturuşta şöyle bir pasta yiyen bir insanım. Kremalı falan. Her şey. Gerçekten yiyordum. Yani bir tane pastayı. Yerdim yani şöyle küçük bir pasta yerdim. Ben sabah kalkardım. Bir pasta düşün onun dörtte birini aç karnına o pastayla kahvaltı yapardım. Kadının beynine mi ameliyat yaptınız? Gürkan şimdi Kubiler. Önce onu öğrenelim. Şimdi bakmıyorum. İnanın bana bakmıyorum. Artık peki, yemiyorum. Gider mi? O kadar gitmez. Tuna'nın ilginç öyküsü var. Tuna senin kaçamağın neydi? Benim kaçamağım eskiden ben de çok arardım. İşte bir mantı yapsalar da yesem. Kaç tabak? İki tabak, üç tabak yerdim hocam. Şimdi çok önemli değil, zeytinyağlı yiyorum. Çok önemli değil, ne yapıldıysa onu yiyorum. Mantı aklına geliyor mu mesela? Hiç gelmiyordu. Ne oldu? Yerine ne oldu? Özellikle, geldi. Özellikle çikolatayı çok severdim. 8 aydır çikolata ağzıma sürmedim. Bir daha söyler misin? Yani, bakın çok önemli bir şey. Nereden nereye gelmişiz bu arada görüyorsunuz. Yine bir yakışıklılık, bir eller, karizma, bir cepte. O göbek ne? O göbek. Çok önemli. 8 aydır... Bir insanın aklına çikolatayı getirmeyecek bir tedavi yapıyorsunuz. Tedavi. Gülben, buradaki en önemli nokta o. İnsülin direnci denen hastalık vardı ikisinde de. Şimdi biz ikisinin de insülin direncini tedavi ettiğimiz için, sabrettikleri için, bu çok önemli. Bu bir sabır. Çünkü insülin direncinin tedavisi 8 ayla 1 sene arasında değişiyor. Ben de gelen bütün hastalarıma söylüyorum. Bundan önce sizin tedavinizi yapma şansımız yok. İnsanlar ne istiyor? 2 ayın içine verecek 15-20 kilo gidecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama aklıma hep şu soru geliyor. Çikolatanın yerine ne koydunuz? Tarçınlı bir şey mi, hurmalı bir şey mi, ne? İki şey koydum çikolatanın yerine, neyse kenarda. Bir, zaten bir süre sonra onun da ihtiyacı olmuyor da. Ama çok çikolata krizi olan başta 15 günde bir ayda hastalarıma bir keçi boynuzu. İkincisi, iki tane kuru kayısı arasına 3-4 badem, güzel. Üstüne de biraz tost tarçın. Hamburger. Aynen öyle. Doğrudan o etkiyi yaratıyor. Devam edelim mi? Başka bir daha örneklerimiz var. Çok güzel bu. Dur, iki tane iki siyah kayısı arasına. Evet, kuru siyah kayısı. Araya 3 tane badem koyuyorsunuz. Badem ama fındık falan değil. Badem. Üstüne de toz tarçın ekliyorsunuz. Sandviç yapıyorsunuz. Güzel. Bundan ne zaman ama? Şimdi bakın bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela bu sandviçi Tuna'ya 3,5 ile 4 arasında verdiğimde çok işe yaradı. Ama Nadire Hanım da sabahla öğlen arasındaki ara öğünde verirsem işe yaradı. Dolayısıyla biraz bunu kendinize test edin. Saatlerin hangi saatlerin sizin için uygun olduğunu test edin. Peki şekerli bir şey yediğiniz zaman daha çok acıkmıyor musunuz? Yok. Yani, doğrudan şekerden mi bahsediyoruz? Meyve. İşte deminki kuru kayısı. Ben mesela şekerli bir şey yiyince daha çok acıkıyorum. Hayır. Zaten kendi diyor. Hayır diyor. Yok. Acıkmıyorum. Bu da onun metabolizması. Kesinlikle. Bir şey. Oraya geliyorsunuz. O tarafa getiriyorsunuz. Şimdi birkaç örnek daha getirelim. Senin soruların da cevapları tamam, olacak. Tamam. Nadire Hanım'ın zayıflama yöntemleri geliyor. Evet. Bakalım bu sefer ne? Evet. Yine balık, Nadire Hanım. Pancar, yine 40 kilo yürürken. Şimdi dikkat edin buraya. Şimdi Nadire Hanım'da baktık ki magnezyumla ilgili sıkıntı var. Biraz daha yukarı kaldırabilir miyiz sevgili arkadaşlarım? Evet. Arpa. Magnezyumda sıkıntı var. Magnezyum ne? Şimdi kadınların belli dönemlerindeki problemleri azaltmak için en gerekli maddelerden bir tanesi. Evet. Mesela menstruasyon döneminde çok magnezyum kaybı olduğu için kanamaya bağlı. Onu yerine koymazsanız tatlı krizleri, şunlar bunlar çıldırıyor, ödemler vesaire artıyor. O zaman ben biraz onu yerine koymalıydım. Ne yedirdik? Buyurun siz okuyun. Magnezyum için şu altı besini mutlaka kullandık. Evet, 40 kiloyu verirken badem, muz, barbunya, kuru fasulye, karnabahar ve arpayı yedim. Hangileri bunların yan yana geldi? Nasıl yaptınız mesela? Yan yana gelmedi. Yani hepsi ayrı ayrı oldu. Aynen öyle. Yani bir önde muz. Tabii. Mesela muzun yanına badem koyuyorduk tabii, mutlaka. Tabii oluyordu. Muzun yanına badem koyuyorduk. Barbunya ya da kuru fasulyeyi, iki tane kuru baklagili her iki haftada bir, en az iki gün. Yani bir hafta bir gün kuru fasulye, ertesi hafta bir gün kuru fasulye, bir gün barbunya şeklinde verdik. Neden? Az önce söylediğim gibi magnezyuma ihtiyacımız vardı bizim. Aynı şekilde mesela kuru fasulyenin içine hiç arpa koydunuz mu? Ay hayır. Deneyin. Yalan. Deneyin. Bulgur pilavı, kuru fasulye ya da nohut yemek yerine kuru fasulye ile arpayı bir arada yiyin. Mesela kas ağırlığınız çok fazla diyelim. Diyet yapıyorsunuz, her tarafı ağrı ya insanın böyle, özellikle de kışın vesaire. Peki kuru fasulyeyle arpa şişirmez mi ya? Hayır. Barbunya falan? Metabolizmasına bakacak işte. Buradaki önemli nokta ne? Mesela şey testleri var ya böyle besin testleri, evet. Besin duyarlılık testleri. Evet. En iyi besin duyarlılık testi hastanın kendi yaptığı testtir. Doğru. Bir yemeği yedikten sonraki hissiyatını hasta gelir bana söyler. Ben de bir sonraki listede ona dikkat ederim. Dolayısıyla burada bu kısım çok önemli.
Bu besinlerin tümü magnezyum anlamında güçlü, hem zayıflamasına yaradı hem de rahat, relax, kadın hastalıkları yönünden herhangi bir sıkıntı çekmeden, adet dönemlerinde bir sıkıntı çekmeden bu işi götürmüş. Karnıbahar genelde gaz yapar ama. Herkesin metabolizması farklı. Yani şöyle bir şey yok. Mesela proteinle karbonhidratı karıştırırsam kilo veremem. Yok. Şey gayet güzel kilo verdi. Ben, proteinle karbonhidratı karıştırdım. Dün de mesela benim öğlen yemeğimde peynirli erişten vardı. Peynirli erişte ne? Aslında bak nasıl makarna. Peynir, ben ne dedim? Karbonhidratı öğlen yemeğim yani peynirli erişte mi? Yani evet. Karbonhidratla proteini evet. Karıştırdım diyor. Hiçbir yani, problem yok. Evet. Gayet rahat bir şekilde evet, gidiyoruz. Diyorum. Bir de bir şeyin farkında mısın? Ben mesela çok teknik bir şey söylüyorum. Diyorum ki karbonhidratla proteini karıştırdı. Hiçbir problem olmadı. Hasta farkında bunun bilincinde. Hemen ne diyor? Çok teknik bir şey söylüyor. Evet, evet ben erişteyle karbonhidrat, peynir yani proteini bir arada yedim diyor. Bu çok önemli. Çünkü burayı verebilirseniz. Sizden önce kuşak çok dolaşmış. Onu da öğrendim. Evet, yani bunlar ezber. Tabii. Televizyondan ezber. Onunla onu karıştırma falan filan insanların kafası hayır, da karışabiliyor. Herkesin farklı. Değiştirelim. Bir çaylar sonra. Gelecek mi çok merak ediyorum. Çaylar da gelecek. Biraz sonra çaylara biz geçeceğiz. Bize vaktimizi söylerlerse arkadaşlarım çünkü ben başladım 6 ay falan gidiyor. Diğer kaç pankartımız varsa, gelsin ha, bakalım onda ne yazıyor. 25 dakikamız var iyi. 25 dakikamız varsa çok şey yaparız o 25 dakikada. Evet devam ediyoruz. Şimdi yürüyüş kısmı. Ya. Yürüyüşü diyor ki Dünya Sağlık Örgütü. Bir kadın ya da bir erkek haftada 150 dakika yürürse kilosunu korur. 250 dakika yürürse kilo verir. Şimdi yürüyüşe çıkarken gaza geliyorsunuz. Nasıl gaza geliyorsunuz? Yürüyüş temposu şudur. Elinize saati alın. Yarım dakika sayın. Yarım dakikada 50 adım atacaksınız. Tamam. 50 adım şu demek. Şu hız demek. Çok rahat yürümez mi Gülben? Evet. Bu hız. Biz ne yapıyoruz? Ya yapmayın bunu. Yorulacaksınız. Niye bu daha iyi değil mi? Hayır. Neden? Hepimizin ortak derdi şu. Biz bir spora başlıyoruz sonra bırakıyoruz. Başladığınız yerde ne kadar yükseğe çıkarsanız bıraktığınızda vücut sizden o kadar çok hesap sorar ve eskisinden daha az yakmaya başlar. Onun için haftanın dört hasta diyor ki benim şu anda imkanım var ben her gün yürüyeyim. Yürütmüyorum ben hastalarımı. Aa. Yürütmüyorum. Neden? Çünkü biliyorum o bana geldiğinde gaza geldi. Yürütsen benim işime gelir. Tabii. Daha fazla kilo veriyormuş tabii. Gibi gösterir. Derdim o değil ki. Ben o kadının ya da o adamın ne oluyor böyle şeyler ay, öyle ne kadar şey, güzel. Şey, olsun. Tedavisinin hayat boyu devam etmesini istiyorum. Şimdi burada şundan gayet eminiz. Biliyorsun her programa biz 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo vermiş hastalarla evet, geliyoruz. Evet. Bir sonraki programa sana bir büyük sürprizim ya. Var. Dehşet bir sürprizim var. Hazırlanıyorsunuz. Evet. Süper. Hayatınızda 100 kilo vermiş insan gördünüz mü? 100 kilo. 100 kilo. Sabredelim Gülben'de büyük bir iş yapacağız orada. Ay, hakikaten bizim için de büyük ediyorum. Bir iş. Şimdi burada ne yaptık? Haftada 150 dakika yürüdük. İstiyorsa haftanın 4 günü 40'ar dakika, istiyorsa 5 günü 30'ar dakika. Tempomuz da buydu. Bunu söylemeye çalıştık. Evet arkadaşlar şimdi ilginç bir şey. Allah Allah bu tempo. Tura'nınkiler gelsin çocuklar. Dışarıdan rica edeyim Mustafa Tura'nınkileri bana göndermeye başlarsınız. 40 dakika mutlaka yürüdünüz mü? Mutlaka yürüdüm. Artık zaten sonra ben hocama da dedim bana 40 dakika yetmiyor hocam dedim. Hayır dedi bana. Yani. Uzatmadık. 40 evet. Dakika. Sadece o kadar. Ve ben şuradan şuraya yürüyemiyordum. Ağlıyordum ağrılarımdan. O kiloyla nasıl yürüyeceksiniz? Peki çok merak ediyorum. Tabii. İlk geldiğinde o kadar o resmi bir daha verebilir miyiz? Tabii. O kilodayken de çıkıp yürüdünüz mü? Başta, tabii. Başta yoksa biraz kilo... başta biraz tabii şey anlamında kıstık. Yani mesafe anlamında. Çünkü unutmayın. Her yürüdüğünüz mesela bu arada hakikaten gördükçe bazen ya Gülben şey ben yok. Unutuyorum ya. Nasıl yürürüm? Ya gerçekten unutuyorum ben bazen. Yani hastanın şu halini ben unutuyorum. Zaten unutmak istiyorsunuz belki hekim olarak da. Şimdi ben de burada gördükçe bir ilginç fotoğrafı daha vardı. Onu arkadaşlarım getirmeyi unutmuşlar. Eşi beyefendi sırtında. Yüzünüzde de hiçbir sarkma yok. Yok hayır bizde az önce Tura'da yok. Da gördüğünüz gibi. O deminki yağ ve kas... Anlattığınız. Kas kaybı olmadığı için çok önemli. Yürümek buna da yarıyor. Yani 40 doğru. Kilo veriyorsunuz buna da yarıyor. Doğru. Şimdi mesela beyefendiler de izliyordur. Erkeklerde başka bir şey yaptık. Şimdi Tuna çok aklı başında, çok çalışkan, çok iyi bir hasta. Ama mesela kilo verdikçe stres olur ve stres oldukça da baş ağrıları başlar. Biz Tuna'nın baştan böyle bir şey olacağını hissettik. Hmm. Olabilir diye düşündük. Bunca senin tecrübesi. Hep ne söylüyorum? Bir ekiple çalışıyoruz. Günler. Evet. Hasta bana gelmeden önce o ekip bir takım şeyleri sorguluyor. Sonra bütün o değerler benim önüme geliyor. Arkadaşlarımla birlikte oturuyorum. Ve amiral gemisi gibi bir şey hazırlıyoruz. Liste hazırlıyoruz. Tek tek notlar. Hastaya onlar veriliyor zaten. Yani dolayısıyla hastayı benim hastanın dibinde olmam şart değil. Tam tersi. Hastanın bilgileri bana gelsin. Diyetisyen arkadaşım bir şey söylüyor. Psikolog arkadaşım bir şey söylüyor. Gıda mühendisi arkadaşım bir şey söylüyor. Daireci arkadaşım benim gibi başka bir şey söylüyor ve bir şey buluyoruz. Şimdi dedik ki ya biz bu metabolizmada gelecekte baş ağrısı çekebiliriz. Bu yüzden... Tuna 30 kiloyu verirken, şimdi pankarta geçelim.
Sabahları özellikle bir çay ekledik ona. O çay ne çayıydı biliyor musunuz? Aç karnına mı? Evet. Nane çayı. Nane çayı. Kaynattı mı nane? Naneyi demlemek daha iyi. Benim de nanelerimde demlemek daha iyi. Nane çayı kullandık. Devam edelim. Başka ne yaptık sabah? Şimdi Tuna şey... Mideniz bulandı mı sabah naneli çay içince? Yok. Kahvaltıdan önce içtiniz onu. Ne kadar beklediniz? Bir 20-25 dakika sonra kahvaltıya geçtim. Mideniz bulandı mı dedim. Hayır dedi ama çok memnun değilim. Yok hayır. Buradaki mesele şu zaten. Gülben, yaptığın bir şeyin etkisini hastaya soruyorsun. Yani burada tabii. Hastanın konforunu bozarak bu işi yapamazsın. Bir yere kadar yapabilir onu. Ya insanın midesi bozulunca nane limon verirler ya. Ben onun içince daha çok bozuluyor gibi geliyor. İşte senin metabolizmin öyle. Evet. Doğrudur. Şimdi 2 numaralı pankart da gönderelim arkadaşlar. Gelsin bakalım. Geliyor. Pankart geliyor. Bakalım ne yaptık. Sabah hiç sevmediği bir şey vardı ama biz onu biraz sevdirdik. Mecburen. Süper. Mecburen. Ne yedin Tuna sabah kahvaltılarında? Meyveli yoğurt, tam tahıllı ekmek, süt, yulaf ezmesi. Ama bunların hepsi veya sevmem. Değil mi? Evet. Meyveli yoğurt. Meyveli yoğurt veya süt ve yulaf ezmesi. Yani meyveli yoğurtla süt ve yulaf ezmesi kendi aralarında değişti. Ha. Ama ekmeklerden baktık ki buğday ekmeği, çavdar ekmeği falan hepsinden daha iyisi. Ve benim de favorimdir. Onu da söyleyeyim. Hani tam tahıllı ekmek. Tartışmasız. Tam tahıllı ekmek benim de favorimdir. Ama... onun mesela şey sıkıntısı vardı. Alışveriş kabus da ilk bana geldiğinde. Öyle bir şey söylüyordun hatırlıyorum. Evet. Nasıl? Alışverişe gitmeyi hiç sevmezdim. Yani üzerimize ne oluyorsa onu almak zorundaydık. Hatta damatlığımı bile özel diktirdim. Olmuyor çünkü. Ailem sürekli diretir gidelim. Ama sevmediğim için sürekli bir pantolonla idare etmek falan. Peki Tuna ilk Gürkan Bey'e gitmeye başladığında... Ha. Ne kadar kilo verdin? Bir kilo mu verdin? Hı. Birden lönk diye bir 8 kilo mu gitti? Durdu ben mu? Ben ilk bir 5 kilo verdim. Hı. Hocam dedi ki çok hızlı gidiyorsun. Tabii. Sonra suydu bir 4 çünkü. Kilo su verdim. Şu anda yavaşladım yani. Hı. Çok oradaki hızlı mantık gittiğimi... şu. İlk geldiğinizde dersiniz ya 3 günde 3 kilo verdim. Bakarsınız ona biz görüyoruz onu. Mesela Tuna'nın 5 kilo diye geldiğinde bir baktık ki ilk başta 3,5 litre su. Verdiği kilo 2 haftalık bir süre içinde aslında 1,5 kiloydu. Yağ olarak giden kısmı. O yüzden buradan hep söylüyorum herkese. Tartıya çıktığınızdaki tartı sizin bütün vücudunuzun komponentlerini tartıyor. İçinde yağ da var, suyu da var, kası da var, kemiği de var. Oysa biz analiz yaparak tek tek ne kadar yağ gittiğine bakıyoruz. En sonunda hiç su kaybı olmadan, işte hiç kas kaybı olmadan o 35 kilonun sanıyorum 32 ya da 33 kilosu net yağdan gitmiş durumda şu anda. 1 ya da 2 kilo civarında değiştirebiliriz bu arada. 1 ya da 2 kilo civarında su kaybımız var. O kadar. Peki Gürkan Bey, Tuna Bey'in elinde listesi var değil mi şimdi? Aynen öyle. Ne yiyeceği belli. Aynen. Evde misafirliğe gittin bir şey oldu. Listeni güzel. Çıkartır bakar mısın? Evde o gün şahane bir ne bileyim ben kıymalı ayşe kadın fasulye yapılmış yıkılsın. Dokunmaz mısın ona? Kaçamaklarımız var. Ay kıymalı fasulye kaçamak var. Hayır bakın ne yapacak orada? Kaçamaklarda da yapıyorum ama ne varsa %40, %30 daha az. Hani yapamıyorsam orada uygulayamıyorsam %30 azaltarak ya da %40 azaltarak. Ne demek o bir örneklendirir misin bana? Mesela bir gittin. Tabak değil de senin yarım tabak. Senin listende tavuk salata yazıyor. Gittiğin yerde fasulyeyle bulgur pilavı var. Ne yapacaksın? Yani aç kalmamak şartıyla yarım olarak. Bu bir yaramazlığa meyilli. Bizim de sinsi bir gülüş ifadesi var. Hayır onu söyledi ya. Önüne gelenin %30 daha azını yeme hakları var o zaman. Eğer benzeri yoksa. Ama bizde genel şey şu kural. Verdiğimiz besinin benzeri grubu yiyin. Benzeri grubu yemezseniz, yani tavuk mu verdin, balık, hindi, piliç yiyin. Anladım. Benzerini yemezseniz, önünüze gelene de hayır diyemezseniz, ayıp olabilir. Önceden onu söylüyordu. Bir tabak yiyorsa, yarım tabak fasulye yiyor. İşte bir tabak bulgur pilavı yiyorsa, 1/3 tabak bulgur pilavı yiyerek bu işi hallediyor. Peki, şeyimiz o, ben zayıflarken en zorlandığım şey neydi biliyor musun? Her gün tartılmak. Kabus! Mecburen onları, sizde yok o. İki haftada bir hatta kızarım tartılanlara. Çünkü sabah 70 kilosunuzdur, akşam 72 çıkarsınız. Ne oldu ya? 2 kilo mu aldınız? Bir günde alacağınız kilo taş çatlası 150 gram olur yağ olarak. Geri kalanı sudur. Şurada 3 bardak su içelim. Programdan sonra tartılalım. 1 kilo fazla çıkarız. Yani büyük bardaklardan. Doğru, ne oldu ya? Programda 1 kilo mu aldık? Doğru. O yüzden günlük tartıyı unutun, herkes için söylüyorum. 2 haftada bir tartılırsınız. Ya zaten günde 100 gram veriyor olsanız 2 haftanın sonunda taş çatlası 1,5 kilo yapar. Günde 100 gram vereceğinize göre. Bunu da hiçbir tartı tartmaz zaten evdeki tartılarla. Evet. O yüzden her gün tartı işi strestir, başka hiçbir işe yaramaz. Aman uzak duralım ondan. Peki. Evde hiç tartılmadım. 3 tane meyve onun için çok önemliydi. Harika. 30 kilo verirken. Şu 3 meyve. Erik, kivi ve armut. Bu 3 meyveyi. Beraber mi ayrı ayrı mı?
Ayrı ayrı da oluyor genelde. Meyve salatası da yok. Meyve salatası da oluyor. Beraber olarak o kuyu bordo olan. Hayır hayır yeşil. Burada yeşil erikleri kullandık. Yeşil. Ama bir besinin kırmızısı mı yeşili mi derseniz hep söylerim ben. Kırmızısı daha iyidir çünkü içinde antioksidanlar vardır. Daha yaşlanmayı geciktirici, tabii, vücuttaki toksinleri yok edici maddeler vardır. Yeşil eri tuzsuz mu? Tabii yani tuz şu, tuz biliyorsun. Biliyorum. Bizim sistemimizde şu var ama mesela tansiyonu yüksek değilse eskisine oranla yarı yarıya azaltarak yağını da tuzunu da kullanabiliyor hastalar. Hmm. Ama tansiyonu yüksekse biliyorsun. Deniz tuzu veriyorsunuz herhalde. Aynen öyle deniz tuzu yaşa son derece. Şimdi keten tohumunun öğlen salatalarına koydurduk. Keten tohumunun en çok yaradığı hastalardan bir tanesi oldu. Allah Allah. Herkes de bu etkiyi göstermiyor. Hiç yemiş miydiniz daha önce keten tohumu? Yok ismini bile duymamıştım. Bak bu da çok önemli. Tabii. Birçok hasta bize geldiğindeki besinlerin birçoğunun adını bile duymuş oluyor. Bende de kinoa şok bir etki yaratmış dehşettir. Mesela. Dehşet. Kinoa en iyi antioksidanlardan artı ve protein, metabolizma güçlülerinden biridir. Tam oraya geliyordum yaşa. Artı bir et kadar güçlü proteine sahiptir. Bildiğiniz şey gibidir yani pirinç, bulgur karışımında olan bir şeydir. Dolayısıyla bulabiliyorsanız ve yiyebiliyorsanız keşke haftada iki gün yemeklerinize kinoa ekleseniz. Ama ekledik işe yaramadı mesela. Burada. Evet yaramadı mesela işte onu anlatmaya çalışıyorum. Allah dolayısıyla Allah. Metabolizmaya tek tek o yüzden bakıyoruz. Onun için burada söylediğimiz şeyler çok çok önemli. Bir şey daha gelsin sonra çaylara geçelim. Keten tohumunu bir dakika çorbaya salataya yemeğe mi koydun böyle çat üstüne bir bardak suyu. Yok mutlaka salataların bir şeylerin üstüne mutlaka. Evet şimdi bir şey daha bakın limon soslu salata diyoruz. Ben eğer bir ilginç şeye daha rastladık Tuna'da. Limon sosu koyup yanına zeytinyağı koyarsanız işler iyi gitmemeye başladı. Sadece beyaz et kullanacaksam eğer sadece üzerine limon sosu ekledik. Aman beyaz etin üstüne de limon sosu. Metabolizma bak bazı şey. Şimdi sen kendini mutlu edersen kilo alıyorsun. Metabolizmanı mutlu edersen kilo almıyorsun. Çok kilonu doğru. Koruyorsun. Çok dolayısıyla doğru. Metabolizmanız sizin içinizde sizin dışınızda bir güç. Kusura bakmayın ama ben sizi değil metabolizmanızı mutlu etmek zorundayım. Onun için de bazı itirazların evet şey açısından damak açısından ama vücut açısından öyle değil. Bir şey daha vardı onu alalım ondan sonra diğer sorulara geçelim. Peki aç kalmak kilo verdirmiyor. Bir kesinlikle. Kere bunu anlayalım. Kesinlikle. Yani bir düğüne gittim, davete gittim, öyle yaptım, böyle ertesi gün hiçbir şey yemiyorum dedim. Böyle bir de çöküyorlar. Eskiden yapıyorduk onları. Yapıyordunuz değil evet, mi? Evet, yapıyorduk. Hata? Evet, çok büyük hata. Kaç öğün yiyordun bana geldiğinde? İki öğün yiyordum. Kardeşimin nişanı vardı. Ay göbeğim çıkmasın diye ben bütün gün bir şey yemediğini buyurun. Biliyorum. Hiçbir şey yememiştim. Hiç de azalmıyor değil mi? Bütün yok. Gün aç kalıyor. İki öğün yiyerek kilo aldı. Biz öyle gelmiştik. 6 öğün yedirmeye başladık. Turayı da evet. Nadiren de kilo verdi. Şimdi bir güzel tüyo daha vereceğim. Öğünlerimiz bu kadar mı? Hayır, liste miktarı yok. Sınırlamıyor. Listeler, mesela listelerde hiçbirinde yok. Gerçekten yok. Hastalarında. Ekmek yazar. Mesela şöyle yazar. Ekmek, köfte atıyorum, bulgur pilavı. Evet. Yanlarında hiçbir şey yoktur. Bir tabak, yarım çay bilmem ne. Onlar istediği kadar yerler. Ama ne oldu Gülben? Bak ben deli gibi çikolata hastasıydım diyor. 8 ay sonra canı istemiyor. Tedavi ederseniz kendinizden eminsiniz zaten. Tedavi ederseniz bir daha vücudu istemiyor. Ya bu kilo vermek değil tedavi hakkında. Aynen çok tedavi. Zaten ben... Diyet yapmıyorum diyorum her zaman. Biz sağlıklı besleniyoruz. Artık tabii. Yani ben 3 senedir diyorum grip olmuyorum mesela. Harika peki. Şimdi bu çok önemli bir tüyo. Türkiye'de herkesin işine çok yarayacak bir tüyo. Bizim en büyük derdimiz nedir? Akşamları hem Nadire Hanım 40 kilo vermeden hem Tuna 30 kilo vermeden önce sıkıntı akşam deli gibi acıkıyoruz diyorlar. Evet. Akşam dolaba saldırıyoruz diyorlar. Şey. Size son derece güzel hakikaten birçok insanda çok faydasını gördüğüm bir yöntem söyleyeceğim. Ben eğer saat 3 ile 4 arasında badem ayrı, yanında yağsız yoğurt veya yağsız peynir yersem hastalarımın %90'ında gece açlıklarının ciddi anlamda baskılandığını gördüm. Gece açlıkları ciddi anlamda baskılanıyor ve saldırmıyor. O saatte yenilen yemek geceye fayda ediyor. Kesinlikle. Bu bizim toplumumuzda. Ben mesela bunu gidiyorum işte hasbelkader bazı başka ülkelere gidiyoruz. Bir konuşuyoruz kendi meslektaşlarımıza Fransızı, Hollandalısı, İsviçrelisi. Bu kadar net etki gören yok. Bu garip bir şekilde benim ülkemde çok gördüğüm bir şey. Dolayısıyla açlık krizleriniz gece bir saatten sonra çok oluyorsa saat 3 ile 4 arasına mutlaka bademi, yağsız yoğurdu ve peyniri mutlaka yerleştirin. Gece çok çok rahat edeceğinizi göreceksiniz. Peki diyelim. Zayıflama yöntemleri gereken seyircilerimizden sorular var. Onları da alabiliriz. Buyurun. Hocam çok dengesiz besleniyorum. Herhalde vücudumda toksikler var atamıyorum. Hangi çayı tavsiye edersiniz? Çay. Güzel. Çay bildiğiniz. Şimdi çaylar anlatalım vardı. O zaman.
Şimdi çaylar anlatalım o zaman size. Şu baştan başlayalım çaylar. Şöyle bir şey yapalım mı Gülben? Ama çay zayıflatmıyor. Hayır, hayır. Ha, şimdi, sakın öyle bir şey yok hayır. Yani. Ay ne denedim ben. Hayır, yok onları boş verin. Size haftanın her gününe bir çay önerisinde bulunacak. Tamam. Bu çay sayesinde, şimdi bizi dinleyen herkes eline notlarını alsın. Bu çaylar sayesinde vücut oluşan toksinleri dışarı atacak. Şimdi belki diyeceksiniz ki hocam benim vücudumda toksin oluştuğunu nasıl anlayacağım ki ben? Basit söyleyeyim onu da söyleyeyim. Hani doktor olarak da bazı şeyler anlatalım. Çabuk yorulmaya başlamışsanız, modunuz giderek azalıyorsa, böyle kendinizde bir depresyon hali, bir eskiden olduğundan daha az hayatta tat alma başlıyorsa, saçlar dökülüyorsa, tırnaklar kırılıyorsa, kabızlık başlamışsa, derinizde kurulmalar başlamışsa, çatlamalar başlamışsa, hiçbir şey ortadan yokken, o zaman toksinlerin başladığını, vücudunuzda toksin, zehir, yani yapılan işlemlerden sonra oluşan zehrin oluştuğunu bilin. Şimdi o zaman bunu dışarı atmanız lazım. Toksin ne biliyor musunuz? Çöp ya, bildiğiniz çöp. Tabii. Bağırsaklar çok çöp, dertli bu konuda. Evde nasıl çöp birikiyor, ne yapıyorsunuz onları dışarı atıyorsunuz? Vücutta her işlemden sonra çöp oluşturuyor. Eğer bu çöpleri dışarı atmazsanız, yarın öbür gün böbreğinizden, karaciğerinizde, dalağınızdan, safra kesenize her tarafta problem çıkar. Özellikle karaciğerinizde. Şimdi birinci önerim şu. Bu çayı bilen var mı? Hayır. Ne bu? Bu deve dikeni. Deve dikeni. Evet, deve dikeni. Bunu ne yapıyorsunuz? Bir, şu da hazır hali. Evet. Tamam. Bir tutam deve dikenini, bir bardak birinci çayımız. Bu arada şeyi getirebilir miyiz şunu? Biz oraya yazalım bir taraftan da. Bir taraftan da oraya yazalım. Hangi gün hangi çayı içeceğimizi yazalım burada. Şimdi deve dikeni çayımızından bir tutam alıyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Bir tutam alıyoruz. Bir bardak. Bunun içerisinde kaynamış su düşünün. Bunu da koyalım. Bir bardak. Yani kaynatmıyoruz, demliyoruz. Aynen öyle. Kaynamış suyu koyduk. Deve dikenini bunun içerisine koyduk. Bir tutam deve dikenini bekliyoruz. Ne kadar? Bir 10-15 dakika kadar bekliyoruz. Sonra bu hale geliyor. Yudum yudum içiyoruz bunu. Böyle lüp çok dikerek değil. Bir deve dakika dikenini. içiyorum bu hazırı. Aynen öyle. Çok hafif içebilirsin çünkü çok kaldı, soğudu. Tadını çok fazla alamayabilirsin, onu söyleyeyim. Kaldı biraz, fazlaca olsun, kaldı. Olsun, toksinlerim gitsin. Hepsini içme, dur şimdi, bir sürü çayımız var da. Birincisi deve dikeni çayı. Deve dikeni çayının özelliklerinden bir tanesi demek ki toksinleri atmak vücutta bir işe daha yarıyor. Grip mevsiminde de sizin çok çok işinize yarayacak işlerden bir tanesi. Demek ki birinci çayımız, yazalım mı buraya? Deve dikeni. Pazartesi günü. Ben yazayım, tamam. Siz gelin anlatın. Sana zahmet olacak. Rica ederim. Deve dikeni çayı içiyoruz pazartesi günü. Şimdi salı gününe geçelim. Salı günü için size başka bir şey gösteriyorum ben. Şöyle. Bunu bilen var mı? Bunu. Ha bu arada deve dikeni için ilginç bir şey söyleyeyim. Evde deve dikeni çayı için. Evde diyelim eşiniz çok alkol kullanıyor. Ya da çocuğunuz. Ya da sigara içtiniz. Çok ilaç içiyorsunuz ve karaciğerinizden endişelisiniz. Deve dikeninin bakın başka faydaları da var. Hı hı. Karaciğerinizden endişelisiniz. O zaman deve dikeni çayı bu konuda da son derece faydalı. Hazımsızlık, yine hazımsızlık şikayetiniz var. Yine son derece faydalı çaylardan bir tanesi. İkinci çayımız, bunu bilen var mı? Şunu göstermiş olalım. Peki, söyleyelim biz bunu. Buna biz saparna kökü diyoruz. Saparna kökü. Saparna kökü. Üç tane hastalıkta son derece faydalı. Bir, özellikle psoriyazis yani sedef hastalarında. İkincisi romatizma problemi olanlarda yine son derece faydalı. Üçüncüsü de bütün vücudunuzda ağrılar vesaire varsa son derece faydalı. Saparna kökü nasıl yapıyorsunuz? Bunu küçük küçük parçalara ayırıyorsunuz bölerek. Ben hızlı gitmek için çok fazla yapmayacağım. Küçük küçük parçalara ayırdığınızda iki tatlı kaşığı kadar bundan bir bardak suyun içerisine koyuyorsunuz. Yine demliyorsunuz. İki tatlı kaşığı kadar bunun küçük parçalarını bir su bardağı kaynar suyun içerisinde demliyorsunuz. Bir taraftan demek ki hem cilt hastalıkları yönünden size fayda sağlıyor hem de az önce söylediğim gibi kırgınlığı, vücuttaki eklem problemlerini kaldırıyor. Şimdi, niye ayrı ayrı günlere veriyorsunuz bunu? Şunun için ben çayları birbirine karıştırarak kullanmayı sevmiyorum. Hmm. Yani normalde bunun beşinden bir karışım hazırlayıp da içebilirsiniz. Ancak çaylar birbirine karıştığı zaman gerçek etkilerini kaybediyorlar. Bunu bence biz bir de siz demin söylediniz ya sizin yönteminiz metabolizma ile oynuyorsunuz. Ay, oynamıyorum. Bakıyorum ve onun sesini alıp ya da onun ne istediğini alıp ona göre davranıyorum. Tamam. Şimdi, üçüncü günün iki çayı. İki numaralı çayımız bu. Şimdi üçüncüye geldik. Bunu tanıyan var mı? Yok. Kara hindiba. Kara hindibanın bir özelliği var. Bu da son derece. Kara hindibada karaciğerdeki toksinlerinizi temizleme yönünden son derece iyi. Bir etkisi daha var kara hindibanın.
böyle safra kesesinde, böbreğinde çok taş olanlarda da çok çok önemli. Yalnız şunları unutmayın. Burada ısrarla söylüyorum. Bakın az önce bir takım hastalıklar, bir takım belirtiler saydım. Bu belirtileri mutlaka mutlaka önce doktor kontrolünde kontrolden geçiriyoruz. Çünkü Gülben az önce anlattığım toksin belirtileri düşük tiroid çalışmasında da olabilir. Böbrek üstü bezinin az çalışmasında da olabilir. Kansızlıkta da olabilir. Depresyonda da olabilir. Önce bu açıdan bir baktırın. Arkasından... Kimler kullanmasın diyecektim zaten. Tabii söyleyeyim. Mesela şu saydığım çayları sakın gebeler, emzirenler ve şu anda istemeyiz tabii kimseden ama meme kanseri ve rahim kanseri tedavisi görenler kullanmamalı. Ben de bir doktorun bu kullanmaması gerekenleri etkisinden anlıyorum ki biz eğer kullanabilirsek ne kadar etkili. Yani hamilelerin, emzirenlerin ve bir de meme ve rahim kanseri tedavisi aktif olarak görüyorlarsa bu çayları düşünün ki gerekiyor. O kadar etkili ki o tedaviye yan etki yapabilecek kadar etkili. Aynen öyle. O zaman eğer buna müsaitsek mutlaka kullanalımı çıkartalım. Aynen öyle. Bunu yaparken de 5 bardak su alıyorsunuz gene kaynamış suyun içerisine. Ha, buna 5 bardak. 5 bardak 1 litre yani yaklaşık 1 litre yapar o. Bunun kendi dallarını ya da köklerini iyice ezerek koyuyorsunuz, demliyorsunuz. Bir 5 ile 10 dakika demledikten sonra tekrar içebilir. Bunun tüm problem gün. Yok. Tabii tabii. Hayır, gün değil. Yani günde 1-2 bardağa geçmeyin. Bir bilgi daha, güzel bir soru sordum. Bitki çayı zararsız diye bir şey yok. Kava bitkisi var mesela. Karaciğer yetmezliğine yol açıyor. Yine Amerika'da 3 kişinin ölümüne yol açmış. Yani bitki demek zararsız demek değil aman ha. Dolayısıyla günde asla 3-4 bardak bitki çayını geçmeyin. Hemen giriyor. Yeşil çay hariç mi? Yeşil çay da dahil buna. 3 ile 4 bardağı kesinlikle geçmeyin. Çünkü bir takım etkilerinin sizdeki hastalıkları bilemediğimiz için hangi yan etkilerine döneceğini bilemeyiz. Tamam peki. Şimdi bir çay daha söyleyelim size. Evet. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu aslında tohumları. Bunun yaprakları lazım bize. Bu uzatmayayım. Kırmızı yoncadır bu. Kırmızı yoncanın özelliği şu. Menopoz öncesi ve menopozda. O stres başlar. Kırmızı vücutta kırmızı lekeler başlar, ateş basması başlar, terleme başlar. Son derece faydalı çaylardan bir tanesidir kırmızı yonca çayı. Demliyor muyuz yine? 2 kahve kaşığı alıyorsunuz bundan. 1 fincan yine kaynar su alıyorsunuz kırmızı yoncayı hazırlarken. 2 kahve kaşığı kırmızı yoncayı 1 fincan kaynar suyun içerisine koyuyorsunuz. Özellikle karaciğer yönünden ve az önce söylediğim demliyorsunuz ve arkasından 5 dakika demledikten sonra içiyorsunuz. Özellikle karaciğer yönünden bir demek ki menopoz şikayetlerini azaltmak yönünden de kırmızı yonca çayı son derece faydalı. Aç tok. Mümkün olduğu kadar çok aç olmamak lazım çayları içerken. Belli metabolizmalar hariç. Çok net bir şey söyleyemiyorum. Tamam. Niye? Başka. Peki. Yani burada içebildi de orada içemedi gibi. Tamam. Ve tamam. Son çayımız. Bunu bilen var mı? Hayır. Ekinezya. Benim en sevdiğim çay. Grip mevsimi çok ya. Çok faydalı. Ekinezya için son derece faydalı. Bakın ekinezyanın bir güzel tarafı daha var. Ekinezya çayı genel vücut kas ağırlığını azaltır. Boğazda gıcık hissi olur ya hani şeyle birlikte, enfeksiyonlarla birlikte. Öksürük olur ya, balgam konusunda problem olur ya. Bunlara son derece faydalı olur. Dolayısıyla ekinezya çayını da yine 5 bardak su. Bundan 5 bardak su. 1 litre. 1 litre deyince herkesin aklına gelmeyebilir. Doğru, onun için söylüyorum. 5 bardak yani 1 litre suyun içerisine yaklaşık şu kaşık büyüklüğünde, tatlı kaşık büyüklüğünde 4 kaşık koyarsanız 1 litrenin içerisine bir 5-10 dakika demlendikten sonra bunu kullanın. Yalnız, şimdi burada bir önemli nokta daha var. Ekinezya'yı 15 gün tükettikten sonra bir ay ara verin. Ekinezya çayını 15 gün tükettikten sonra bir ay ara verin. Çünkü bir takım toksik etkileri başlayabilir vücutta. Bu tür çaylar vücutta birikme etkisine de sahiptir. Sıkıntı yaratıyor sonra bize başka noktalardan. O yüzden ekinezya çayı 15 gün üst üste içildikten sonra mutlaka bir ay ara verilmesi gereken bir çaydır. Bunu da burada söylemiş olalım. Saçları dökülenler ne yapsınlar? Çok soru geldi. Söyleyeyim peki. Karanfil var mı? Karanfil var mı bir yerlerde? Karanfil senin saçın yok oğlum senin saçın. Bir karanfil bulayım bir yerlerde var mıdır karanfil? Var işte. Bakın kolay bir yöntem söyleyelim size. Saçı dökülenler için. Ha bir dakika. Saç niye dökülür? Benim saçım bu arada. Hekim olarak. Mevsim dönüşüm. Yok bir hekim olarak onu söyleyeyim. Bir kere saçım dökülüyor hadi gideyim tedavi bitki değil. Tiroidiniz az çalışabilir. Kansız olabilirsiniz. Strese bağlı olabilir. Hızlı kilo vermiş olabilirsiniz. Bunun dışında bağışıklık sisteminiz çöküyor olabilir.
Yani saç dökülmesi çok basit bir şey. Bir şeye sinyaldir yani. Seborojik dermatit dediğimiz kafa derisinin özel bir problemi olabilir. Ya da psoriasis dediğimiz sedef hastalığı olabilir. Önce bir kere bu nedenleri bir araştırmak lazım. Aman, B12 vitamini. Biz saçımız döküldü diye bu kadar çok şeye bakacağız mı? Ama o zaman bitkicilerden. Doğru. Sen bunu biliyorsun. Doğru. Buraya gelip de buraya seni pek gelmiyor da. Teşekkür ediyorum. Bitkicilerden farkımız kalmaz. Yani ayılana gazoz, bayılana limon değil bu. Doğru. Biz bir takım şeylerin teşhisini koyalım ondan sonra. Peki diyelim bu teşhisler kondu. Saçınızı da güçlendirmek istiyorsunuz. Tıbbi bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Ya da çıktı, tedavisini yapıyorlar, destek. Yaklaşık 10 tane şu küçük. Şunu göstereyim elimde. Evet şöyle göstereyim. Mucize şundan, bu mucize. Karanfil. 10 tane karanfili yaklaşık bir bardak yine sıcak suyun içerisine atın. Bir 10 dakika kadar dursun. Şöyle demliyoruz yine evet, onu. Evet gene onu demli sıcak su düşünelim. Tamam. Demledik. Dursun o. Son durulama suyuna mı? Aynen öyle. Bu 10 tane 15 tane çok da önemli değil. 10-15 tane karanfili koydunuz. 10-15 tane karanfille sıcak su bir arada bir 10 dakika dursun. Sonra bunu yavaş elinize dökerek ve başınıza da dökebilirsiniz. Kalsın güzel mı? Güzel, hayır söyleyeceğim önce. Güzel güzel saç diplerinize o karanfilin özü geçti suyun içine. Tamam. Artık su değil, normal su değil o. Saçlarınıza 10 dakika kadar çok güzel bir şekilde masaj yapın. Bu 10 dakika masajı yaptıktan sonra arkasından artık şampuan şu bu falan filan kullanmayın. O seans için tamam. Söylüyorum. Bunu haftada bir ya da iki kere karanfili kullanarak yapabilirsiniz. En güzel tarafı ne biliyor musun? Hiçbir yan etkisi yok. Yani şimdi burada anlattığımız şeylerin zaten yan etkisi olanı hemen uyarıyoruz. Ne diyoruz? Ekinezya 15 gün kullandığını aman bir ay ara ver diye. Bu kısma lütfen ve lütfen dikkat edin. Onun için karanfil de burada kullanmış olalım. Saç var dökülmesi için tabii ki. Sorumuz seyircilerimizden de soru alabiliriz. Buyurun. Allah başımızdan eksik etmesin. Aa, sizler olmasanız ne yaparız biz? Sağ olun. Eskiden doktor yoktu, bunlar vardı hocam. Tabii. Ama doğru. İşte böyle faydalı bilgileri evet, doktorlardan çok, dinlemek çok yararlı, lazım. Çok yararlı, çok faydalanıyoruz. Bir şey hocam, söyleyeyim size soru sormadan önce. Bakın biz şuna gayret gösteriyoruz. Ben hakikaten kendimi de hatta çocuğumu da bu işe adıyorum. Ne için? Çünkü Gülben'in söylediği çok önemli bir şey var. Biz eğer bu konuyu boş bırakırsak ortalık şarlatan doluyor. Yani bunlar bir hastalığın çok belirtisi aslında. Çok doğru hastalığı hocam. Tedavi etmeden saç dökülmesi tedavi edilir mi ya? Boğaz ağrısı tedavi edilir mi? Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Boğaz ağrısı diyoruz değil mi? Evet. Mesela boğaz ağrısını yapacak bir sürü neden olabilir. Tabii. Yani biraz sonra neyse onu biraz sonra anlatayım. Sizin sorunuzu kesmiş oluyorum. Buyurun. Hocam baş ağrısı, nefes darlığı, ödem oluyor, gaz oluyor. Yani bunları kan şekeri düşüyor. Kan şekeri düşüyor. Hepsi bir arada mı? Bir ama başka evet, bir sendrom hocam, anlatayım. Ara ara tabii bunlar oluyor yani. Acaba yaşımızdan dolayı mı bilmiyorum. Şimdi baş ağrısı, boğaz nefes ağrısı, darlığı, nefes darlığı, ödem. Ödem. Kan şekeri düşmesi. He. Şimdi bütün bunları yani düşündüğümüz zaman bir kere sizin bir alerjik astım yönünden, ikincisi insülin direnci yönünden, üçüncüsü kansızlık yönünden mutlaka bir tetkik edilmeniz lazım. Bir kere bütün bunlar. Hatta böbrekle ilgili yani böbreğin süzmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar vardır bunlardan dolayıdır diye düşünüyorum. Ancak sizin bu anlattıklarınızın tümüne en iyi gelecek şey, sizin burada o kadar çok şey var ki buradan bir şey bulacağız o zaman. Ha var, tamam bulduk. Çörek otu. Evet. Tüketiyor musunuz hiç çörek otunu? Severim. Var mı yani hayatınızda? Severim. Evet. Yani bizde benim en kızdığım şey bu mucizevi besin bizde böreğe süs. Evet aynen öyle. Doğru. İnanamıyorum. Bildiğin böreğe aksesuar yani. Doğru hakikaten öyle. Bizde evde her salatada. Doğru. Mercimek çorbasının da süsü ama çok var. Çok şimdi, kullanıyoruz. Ama ilginç şeyler anlatacağım şimdi. Heh. Sizin gibi olmak istiyor herkes. Ama ben ama program yok canım. Yani. Benim gibi olmak ne? Ben de alıyorum veriyorum. Hocamın ama sayesinde belki herkes istifade edecek. İnanın inşallah. Annelik bu kadar bilinçlendirdi beni. Yani çocuklara ne faydalıyı öğrenirken insan ne kadar çok şeyi yanlış yaptığını kesinlikle öğreniyor. Kesinlikle. Çörek otunu ne yapacağız şimdi? Çörek otundaki yanlışları düzeltelim. Çörek otu kullanırken eğer çörek otunu kullanıyorsan. Evet. Çünkü çörek otu garip bir besindir. Bunun çevresinde şöyle elime alayım. Böyle mum gibi koruyucu bir tabaka vardır. Evet, sert. Çörek otunu kolay kolay sindiremez vücut. Evet. Çok iyi öğütmeniz lazım. Şimdi çok iyi öğütmeniz lazım deyince millet gidiyor öğütülmüş alıyor dışarıdan. Aman ha, aman. Çünkü yaşa. Hemen o anda öğütürsen bir itirazım yok. Bunun bir ne kadar değil mesela bir çay kaşığına bunun dolusuna silme dolusuna evet, yaklaşık 600 tane kadar gelir. Şimdi bakın nelerin hesabı var. 600 tane de günlük dozu kadardır. 2 gramdır yani. Yani bir çay kaşığı günlük yeterli. Tepeleme. Evet tepeleme. Tamam. O kadar. Bunu kullanırken şu çok çok önemli.
yağını da kullanabilirler. 5-6 damla yağ da koyarak bir şey ekleyebilirler. Ama sindirimi zor olduğu için dediğim gibi aynı anda lütfen aynı anda ezin. Ezip neye yarayacak? O anda. Şimdi siz bana birden çok şikayet söylediniz. Tümüne birden. Yani hem boğaz ağrınız var, hem baş ağrınız var, hem şeker problemi yaşıyorsunuz. Ödemleriniz var. Bütün bu, yani böyle birden çok bir problem olduğu için ben bunu önermiş oldum. Hmm. Çörek otunu önermiş oldum ama kullanırken demek ki neyi öğrendik? Hazır satılan, dışarıda öğütülmüş çörek otu bu konuda son derece tehlikeli olur. O zaman dışarıdan alınanları değil, kendinizin aldığı kabuklu hali. Evde havanda mı diyorsunuz? Aynen. Karabiber öğütüsünde de olur. İstiyorsanız ikisinde de olabilir. Yeter ki öğütün onu ama taze olarak öğütüp sonra koyacaksınız. Onu da söylemiş olalım. Eminim çok dua alıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım. Evet. Bu çörek otunu öğüttüğümüz zaman bir kaşığını balla karıştırıp vermek gibi bir adet vardır. O tadından dolayı o. Biraz oradan kaynaklanıyor. Yoksa özel bir karışım mı olur diye. Yani balın ona direkt ona çok büyük bir etkisi yok. Ama şey sıkıntı ne? Oradaki kolay sindirilebilmesi ve kolay alınabilmesi daha doğrusu. Kolay alınabilmesi tadı anlamında. Peki. Çok acı bir şey bu. Bal soracağım size. Metabolizma, zayıflamakta bal çok kullanmıyorsunuz herhalde. Yok, çok fazla kullanmıyoruz. Peki sağlık için zayıf ve sağlıklı birisi metabolizmasının güçlü olması için çiçek balı mı? Ne tavsiye edersiniz? Kestane balı mı? Siz hekim olarak hangisine inanırsınız? Şimdi balın şöyle bir sıkıntısı var hakikisi bende. Hakikisi olması. Tabii yani çok bilemiyorum ki şimdi benim bile kafamı çok usta bal üreticileri karıştırıyor. Mesela eskiden derlerdi ki şöyle yapın incecik akarsa. Şimdi duyuyorum ki o da çok fazla önemli değilmiş. Şimdi bal şöyle bir besin. Ne olursa olsun eğer insülinle ilgili bir şikayetleri varsa sevgili Gülben eninde sonunda bana problem oluşturuyor. Ha. Hiçbir ailede şeker hastalığı yoksa ki bu da zor. Bana gelen hastalara baktım. Gelen hastaların %60'ında ailelerine mutlaka şeker hastalığı oluyor. Tamam kullansınlar ama hakikaten bal konusunda ben bu ülkede biraz soru işaretiyle dolaşıyorum. Tamam. Çok net bir şey söyleyemiyorum kusura bakmayın. Peki sizi tebrik ediyorum. Ödüllüksünüz. Teşekkür ederim. Bu hale geldiniz böyle devam edeceksiniz inşallah. Tuna Bey çikolatasız hayatınızın sağlıkla devamını diliyorum. Gürkan Kubilay'a şahane teşekkürler ediyorum. Biz devam ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ekranların en çok eğlendiren programı Gülben haftaya yine dolu dolu veda ediyor. Podyumlardan sonra sahnelerde de fırtınalar estiren Tuğba Özay'la keyifli sohbet, çok özel bir müzik ziyafeti. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Ve tasavvuf müziğinin güçlü yorumcusu Umut Zen'den canlı performans. Türkiye'nin en kıymetli komedyenlerinden birisi geliyor, Ercan Akış'ı. Bitmedi. O taklit denildiğinde akla gelen ilk isim. Ve güzel bir bayramda herkesi ayrı ayrı bayram dileklerimi sunuyor ve hepinizi canı gönülden kutluyorum. Berhud Arun. Birbirinden başarılı tiplemeleriyle usta sanatçı Ercan Akışık yarın Gülben'de. Yeni oyunumuz hasta. Çift seyle. Hasta etme adamı. Gel günaha girelim. Üstteki bardağın düşmemesi lazım. Evet, tam buraya. Gülben gözünü seveyim. Aman. Aman! Bağırmasana! Korku diyorsun kızı. Cesur ol, cesur ol, cesur ol. Aman. Kimse de korkma, cesur ol. Öğreniyor insan zamanla kuralları. Bazen isyan etse de toparlanıyor yine hikayeler.
yaşıyor ya da küçük masallar, hepsi gelip geçiyor, başlangıcı sonu var. Everest tepesinin yüksekliği kaç metredir? 1500. Yukarı. 6200. 9755. 8221. Ben hayatta böyle Aa! 300, 250, 240, 230, 206. Ay yukarı. 207. Bravo. Nil Nehri kaç kilometredir? Ay ne bileyim ben. Bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir dönüş, yeni dönüş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Kendime yeni bir ben lazım. Hoş geldiniz. Uzmanlar, yeni bir senin uzmanları hanımlarımıza bir dokunuyorlar, bir dokunuyorlar. Şimdi geçen hafta değil, ondan önceki hafta Fatoş Poyraz bize başvurmuştu. Ne sıkıntıları vardı, uzmanlarımız neler yaptılar? Önce bir Fatoş Hanım'ı hatırlayalım, hemen geri dönelim sonra. Mutluluk nedir bilmiyorum mu dediniz? Bu nasıl bir şey? Tatmak. Neden? Çocuktum. Evlendirdiler. Çocuklarım oldu. Çocuklarıma bak. Kaç yaşında evlendiniz? 13. Peki çocuklarınızın babası yaşamda mı, hala ayrıldınız mı? Ayrıldım. 86'da. Hı. Bir oğlum, bir kızım var. Ondan sonra bizde baba figürü yok yani. Hatırlamıyorum diyor hamileliğimi, doğumunu. Ve notlarından birinde çocukların babasını da neredeyse hatırlamıyorum diyor. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Nasıl evlendim, nasıl düğünüm oldu, gelinlik mi giydim mi, giymedim mi? Gerçekten hatırlamıyorum. Bir istemediğiniz veya hoşlanmadığınız bir olayı kesinlikle hani bilinçaltımıza atıp daha sonradan hatırlamak istemiyoruz. Bunun nedeni bize, bu temeli. Bize acı veren olayları gerilere itiyoruz. Yokmuş gibi yapıyoruz. Odalara kapatıyoruz. O odaların da üstünü kilitliyoruz ve oralara hiç girmiyoruz. Sanki onlar hiç yaşanmamış. Halbuki birebir yaşanmış olaylar ama hayatınızda hiç yokmuş gibi. Hortlamaması mümkün mü? Mümkün uzmanlar? Mümkün değil. Kesinlikle. Değil, değil mi? Şimdi hayatımda hiç mutlu olmadım diyen bir kadına ne yaptın? Yani hayatımda hiç mutlu olmadım. Çocuk yaşımda evlendim. Neler çıktı içinden? İçinden şöyle şeyler çıktı. Şimdi öncelikle çalışma tabii gelen danışanın akışına göre yönleniyor. Hani hiçbir zaman sizin önceden planladığınız gibi gitmez. Mesela biz burada konuşuyoruz ya gelen danışanlarımla. Mutlaka orada bambaşka hiç bir şey. Hiç öyle girmiyor. Orada bambaşka bir şey çıkıyor ve ilk olarak karşımıza şu çıktı Gülben Hanım. Önce kilolar çıktı benim karşıma. O kadar mutsuz o kilolardan. Ama neden? Kiloların altından öyle bir neden çıktı ki. Tamamen kadın kimliğini kapatmak için kilo almış. Bizler zayıf olduğumuzda hatlarımız belli olur ya, hani belimiz incedir, kalçamız yuvarlaktır gibi beden hatlarımız belli olur. Oysa ki kilolarını tamamen vücudunu kapatmak için kullanmış. Ve hani kadın kimliğim bir kenarda, ben sadece insanım, güçlü olmak zorundayım, çalışmak zorundayım, çocuklarıma bakmak zorundayım vardı. İşte kendisi yoktu. Onun içinden kendisini çıkarttık. Bundan sonra kendisi için yaşaması için yeni kodlamalar yaptık. Kilo vermesini hızlandıracak diyetisyenimizin uygulamalarına ek olarak bilinçaltına bazı yüklemeler yaptık. Ve bir de dizlerinde ağrısı olduğundan şikayet ediyordu. Bu da şunu temsil eder bizde ruhsal çalışmalarda. Ayaklarla yürürüz ya, dizler ağrıdığında gelecekle ilgili bir endişe var demektir. Nereye gidiyor? İlerlemekten korkuyorum. Oradan da şunu çıkarttık. Tamam iyi güzel, çocuklar vardı, onlara baktım, çalıştım. Ama çocuklar büyüdü. Şimdi bu çocuklar evlenip gittikten sonra ben yalnız kalacağım. Ben ne olacağım? O zaman bir hayat arkadaşına ihtiyacım olacak. O zaman zayıflayacağım, kadın olacağım, kendim olacağım ve kalbimi aşka açacağım. İşte bu değişiklikleri yaptık. Peki kilo verdirirken tabii böyle bir destek çok önemli değil mi Berin Hanım? Kesinlikle. Yani aynen dediği gibi aslında Pervin'in, biz bir yola çıkarken o kişinin en derinine beslenme alışkanlığı, sağlık alışkanlıkları, sağlık geçmişi, yeme zevklerini konuşuyoruz ama gerçekten bambaşka şeyler çıkabiliyor. Fatoş Hanım'daki durum da yemeği de aslında hep ikinci plana atmış. Hani çok da önemli bir şey değil gözüyle bakıyor.
Ve ne bulursa onu yiyor. Tabii. Aslında mesleği aşçılık. Hani bunu en keyifli ve sağlıklı bir hale... Bir de mesleği aşçılık. Evet, aman evet, dönüştürebilir ama hani bunu hiç öyle düşünmüyor. Hani kendisi için bir şey yapmıyor, başkaları için hazırlıyor. O da artık bana ne kalırsa onu yerim mantığıyla ilerliyor ve hiçbir beslenme düzeni denen bir şey yok. Çünkü kendine o önemi vermiyor. Ben en kilolu olduğum dönemde, yani 2 sene önceydi galiba. En az yediğim dönem. Hayır, çocukların artıklarını yediğim dönem. Vallahi ve billahi. Ne yedin bilmiyorum. Değil mi? Hepsinden yedim. Hadi bir tane ben, bir tane sen. Onlar da küçüktü. Mercimekte, köftede, ıspanakta, yoğurtta, arkasından bir şey tatlısı falan. Ne yediğim belli değil. Kadın mesela sorar, Gülbem size ne koyayım? Yok, ben bunları yerim. Yani ne varsa yemek gibi bir şey. Erdem Bey, sizin mesleğinizde bu vakalardan da izlediğim bir analiz var. Doğruysa onaylayın, yanlışsa da uyarın lütfen. Sanki size mutsuz kadın gelirse siz başarılı olamazmışsınız gibi. Yani siz onu operasyonlarınızla mutlu edebilir misiniz? Aslında bizim yaptığımız şey görüş açısını değiştirmek. Yani kişilerin düşündüğümüz zaman bir görüş açısı var. Dışarıya, dünyaya baktıkları bir pencere var. Bu pencerenin ne şekilde bakılması gerektiğini öğrettiğiniz zaman bu şekilde başarıyı en üst düzeye çıkarıyorsunuz. Yani bana dolgu yapın ama kadının 10 kilo fazlası var, kocası yalarası kötü. Dolguyla geçmeyecek onlar. Şimdi kişiler ne istediğini bilmiyor genelde. İşte. Bana bir şeyler yapın ama yani gençleşeyim, güzelleşeyim ama ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Şimdi Fatoş Hanım estetik açısından çok zor olmayan bir hasta çünkü beklentisi yok. Yani bir şeyler yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Bunu o görüş açısını değiştirmek için ciddi gayret sarf ettik. Ve gerçekten Pervin Hanım'ın dediği gibi kadınlığını unutmuş bir anlamda. Çocuklarımı yaptım, artık ben güzel olsam da ne olur ne olmaz gibi bir düşünce var. Aslında içinde duygular güzel olmak istiyor. Hem de nasıl. Ama bunları dışarıya yansıtamıyor. Ondan dolayı bizim için rahat bir hasta, yaptığımız şeylerle çok mutlu olan bir hasta. Gerçekten de estetik hastalarından en büyük beklentimiz biraz daha rahat olmaları ve doğru kişiyi seçerek, doğru yerde doğru işlemleri yaptırarak bu şekilde mutlu olmayı başarabilmeleri. Peki, biz ilk bölümden beri neler yaptık bir onları izleyelim. Muhabirimiz Sema da koşturdu. Hepsini izleyelim bakalım. Bu haftaki yeni bir sen yolculuğumuza Fatoş Hanım'la devam edeceğiz. Fatoş Hanım, bir haftalık değişim maratonuna hazır mısınız? Hazırım. Kıvanç Bey, Fatoş Hanım'a neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi Fatoş Hanım'ın klinik muayenesini yaptık öncelikle. Mini yüzeyini inceledik, diş şekillerini inceledik, dişin üzerindeki küçük çatlakları gördük. Fırça erozyonlarını gördük ki bu 40 yaş üzeri bayanlarda çok sık gördüğümüz bir olaydır. Dişlerini iyi fırçalayan insanlarda daha çok görürüz bunu. Diş rengini biraz beğenmedik. Çok küçük kırıklar var dişlerin üzerinde. Yaşa bağlı olarak tabii ki bu kırıklar, normal kırıklar bunlar. Benim asıl dikkatimi çeken ön kesici dişlerden bir tanesi sürüden ayrılmış bir kuzu gibi. Yani sağ tarafa doğru yatmış ve biraz aşağı doğru inmiş. Yani ben hastamı şu şekilde gezdirmek istemiyorum. Hastamızı 50 yaşının en güzel haline getirmeyi hedefliyoruz. Fatoş Hanım'la işimiz bitti. 10 dakika gibi bir süre içinde bütün sistemimizi yerleştirdik. Dişlerin üzerine küçük küçük cam parçaları, braket dediğimiz sistemlerden yerleştirdik ve üzerine beyaz kaplı bir tel taktık. Şimdi evet. Şu çizgilerimizden kurtulmaya ne dersiniz? Hadi gidelim. Peki, o zaman biz Erdem Bey'e gidiyoruz. Evet hocam, Fatoş Hanım'a neler yapacağız bugün? Fatoş Hanım'ın gözlerinin kenarlarında derin çizgiler var. Bu çizgileri yok etmek için botoks uygulaması yapacağız göz kenarlarına. Alnının ortasındaki çizgiler ve alnındaki yatay çizgiler için de botoks uygulaması yapacağız. Onların dışında dudağının kenarlarında derin oluklar var. Bu olukları yok etmek için dolgu uygulaması yapacağız. Dudaklarının kenarlarında bir miktar içeriye doğru dönüklük var. Onları dışarı doğru çevirip mutluluk ifadesi vermeye çalışacağız. Bu şekilde küçük dokunuşlarla büyük sonuçlar elde edeceğiz. Evet Fatoş Hanım, şimdi neredeyiz? Fazla kilolarımızdan kurtulmaya geldik. O halde biz Berin Hanım'ın yanına gidiyoruz. Tamam. Ben de kendisini gördüğümde hani
bir kafaca böyle 94-96'lardadır dedim ama 103 sürpriz oldu. Vücudunun %46'sı yağ, bu çok ciddi bir kitle. 190 paket margarin var. Bizim hedefimiz ilk etapta bunun 70 paketini yollamak. Daha yemediği şeyleri ekledim. Biraz daha yulaflı kahvaltılar yapacak. Belki alışkın olduğu büyük yemekleri akşam sofralarından öğleye kaydırdık. Akşamı biraz daha sebzeyle veya çorbayla geçirecek. Böyle bir değişime de gerçekten vücudu çok iyi bir yanıt verecek. Biz önce bir 3 hafta kadar vücudu temizleyeceğiz. Sonra da zaten daha iyi bir altyapıya ulaşacağımız için kilo vermemiz yağdan ve keyifle ilerleyecek. Çok teşekkür ederim doktor hanıma. Çok iyi hazırladı. İnşallah hepsini birden vereceğim yani. Vermek zorundayım. Biz şimdi birazcık da bakım yaptıracağız ve bunun için Pervin Hanım'ın yanındayız. Fatoş Hanım için neler düşünüyorsunuz? Neler yapacağız bugün? Fatoş Hanım'ın cildinde çok farklı bir renk dalgalanması var. Şimdi önce cildindeki bu yanaklar, dudak üstündeki, özellikle göz kapağı çevresindeki renk dalgalanmalarını düzelteceğiz. Peeling yapacağız ve aşama aşama cilt rengini açacak A vitaminleri yedireceğiz ki cilt rengi açılsın. Göbek çevresinde gevşeme de var. Sadece yağlanma değil. İkisi bir arada olduğu için radyo frekansla yani doku altında hem yağ hücrelerini yok edeceğiz hem de dokuyu sıkılaştıracağız ki gevşeme ortadan kalksın. Kahverengi peeling esmer şekerden mi yaptınız onu? Yok, gayet Türk kahvesinden yaptım ben onu. Nasıl? Gayet Türk kahvesi mi? Ay mis gibi peeling mi? Yani şimdi bir kere Fatoş Hanım'ın evde de yapabileceği bir şey öğretmek zorundaydık. Tabii kadın ahçı evet. Bir de kolay. Evet, yani hayatına sokması lazım. Cildi inanılmaz dalgalı bir renge sahip. Her yeri ayrı bir renk. Gözenekler şey açık. Evet. En kolay ne bulabilir diye düşündüm. Ben Türk kahvesi kullanıyorum kendim için. Türk kahvesiyle neyi karıştırdın? Zeytinyağıyla Türk kahvesini karıştırıyorum. Hem kafein hem ince tanecik kılcaldı. Bak. Peki o radyo frekanstan ben çok fayda gördüm. Radyo frekans özel bir yöntemdir. Doğru hastada hem yağlanmayı azaltır. Sıcak bir taraftan bak. Da cildi sıkılaştırır. Bir yanıyor bir şey oluyor falan, evet. Yok, yakmayız biz. Özel kremleri var. Yakılmayacak sınırda. 42 dereceye çıkartırız cildi. Hı-hı. Orada bırakırız. Kaç yani, seansta fayda görülür? 6 ila 10 seans arasında kişiye göre değişir. Peki haftada Türk kahvesi ve zeytinyağıyla tarif ettiğiniz peelingi ekranları... Her cilt yapabilir mi? Sivilcesi ve aknesi olan ciltler zaten peeling yapamazlar. Açık yarası olanlar. Normal ve normal ciltler haftada, sorun yoksa... 2 haftada bir yapabilir. Yani 10 gün diyelim aslında normal cilt 10 günde. Hassas cilt de 10 günde. Yağlı cilt haftada bir yapabilir. Ama çok kuruysa ayda bir yeterlidir cildin kendini yenilemesi için. Akşam yapsınlar, banyodan sonra yapsınlar. Zeytinyağıyla Türk kahvesi olduğu için de soğuk suyla yıkasınlar. Dursun mu ciltte? Kalsın. Kalsın. Yani şey yıkadıktan güzel. Sonra yağ kalsın. Anladım. Kahve gitsin. Zaten böyle peelingleri yaptıktan sonra bir hemen bir şey sürmemek gerek lazım yok. Değil mi? Gerek yok. Çünkü zeytinyağı zaten sızma zeytinyağı kullanırlarsa illa çok para harcamaya gerek yok. Güzel olacaktır. Peki Volkan Bey siz biraz uğraştınız galiba saçlarla. Esasında çok uğraşmadım. Öyle mi? Daha da kolay oldu. Kısa olması tabii ki bir avantajdı ama baya bir kısa saçı Fatoş Hanım'ın. Önce onun ama mutlu... sık bir kısa galiba. Sık bir kısa evet. Ne renk istediğini sorduk. Yani mutlu olabileceği, kumral düşündüğünü söyledi. Uygun da oldu. İçinde de en azından biraz renklendirme istedi. Biraz sonra göreceksiniz yaptığımızı. Peki, biraz sonra danışanımız gelecek. Uzmanlarımızın ona dokunmuş halini göreceğiz ve eski haliyle yan yana koyacağız reklamlardan sonra. Fatoş Hanım, alışverişimizi yaptık. Evet. Kendimize güzel güzel yeni kıyafetler aldık. Evet, çok mersi. Şimdi de kaş kontür sanatçımız Burçin Bey'in yanına gidiyoruz ve kaşlarımıza güzel bir anlam kazandırıyoruz. Hadi bakalım.
Nasıl bir kaş stili düşünüyorsunuz? Şimdi ben ölçülerle yola çıktığım için bu kaşı da ölçeceğim. Göz yapısını, burun yapısını ölçeceğim. Ondan sonra zaten şekli belirliyoruz. O yüzden hani ezberi konuşmak istemiyorum. Beni yanıltan bir kaş olabilir. Ölçelim. Hangi şekil oluyorsa bu yüze onu yapalım. Peki, o zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. Evet Burçin Bey, ölçtünüz, biçtiniz, evet. Şekil verdiniz, evet. Ve çok güzel bir şey çıktı ortaya. Evet, güzel oldu. Kaşlar çok yetersizdi, eksik ve seyrekti. En azından aralara kıl kıl çizgiler atınca böyle hep daha hacimli, daha güçlü oldu. Bakışlar da değişti. Kesinlikle ifadesi değişti Fatoş Hanım'ın. Nasılsınız? Çok iyiyim. Peki son halini görmeye hazır mısınız? Hazırım. Gösterelim mi ben? Merak ediyorum. Peki. Hadi bir, iki, üç. Oo, ay hakikaten çok güzel. Evet. Şimdi de ruhumuza şöyle bir dokunduralım. Neredeyiz şimdi? Pervin Hanım'ın yanındayız. O halde biz Pervin Hanım'ın yanına gidiyoruz. Neler yapacağız Fatoş Hanım için? Şunları yapacağız. İlk başta 15 yaşında yaptığı evliliğin onun üzerinde yarattığı olumsuz enerjileri temizleyeceğiz, çözeceğiz. Birazcık da çocukluğuna yolculuk yapacağız. Oradaki tıkanıklıkları da açmaya çalışacağız. Fatoş Hanım bitti. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok rahat hissediyorum. Neler yapıldı? Çok güzel şeyler, bilmediğim şeyler yapıldı ama güzel şeyler yapıldı. Neler yaptın? Nasıl böyle rahatladı Fatoş Hanım? Fatoş Hanım bütün hayatı boyunca yalnız olmuş bir kadın olduğu için hep güçlü olmak zorundayım ve hep şöyle durmak zorundayım modunda yaşamış. Bu da tabii Fatoş Hanım'ın bütün vücudunu kasmış. İnanılmaz kasılmıştı. Yani her tarafı kasılmış, tutulmuş haldeydi. Öncelikle bunları bir boşalttık. Daha sonra Fatoş Hanım'ın kilolarının nedenine baktık. Neden Fatoş Hanım kilo almış? Neden bu kadar kilolu? Böyle bir çalışmaydı. Fatoş Hanım, bir hafta çok yorucu bir mücadelenin sonunda son durağımıza geldik. Evet. Şimdi Fatoş Hanım'ın saç ve makyajı için kuaförümüzdeyiz. Hadi girelim bakalım. Volkan Bey, son olarak yine sizdeyiz ve son dokunuşları siz yapacaksınız Fatoş Hanım'a. Evet. Neler yapacaksınız saçına? Fatoş Hanım'ın saçını rengini değiştireceğiz öncelikle. Hı-hı. Daha kumrala çevirelim. Arada biraz ışık yapacağız. Saçın dalgasını açıp düzleyip daha uzun bir hale getireceğiz. En son hali de stüdyoda sürpriz olsun diyorum. Peki, kolay gelsin o zaman size. Neler yaptık saçımız için? Daha Fatoş Hanım'ın saçını daha kumral, koyu kumrala boyayıp içine sıcak yansımalar yarattık. Ten rengine uyum sağlamak istedik. Daha sonrasında makyajımız olacak zaten. Çok da güzel oldu. Çok evet güzel. Özlem Hanım, şimdi sıra sizde. Makyaj uygulamasında nasıl bir makyaj yapacaksınız? Fatoş Hanım'ın saç rengi ve giydiği kıyafetin rengine göre bir makyaj uygulaması yapacağım. Birazdan hep beraber sizlerle beraber de kendisini izleyeceğiz. O zaman kolay gelsin. Yaşında bir evlilik yapmış, kendini unutmuş ve yıllar geçtikten sonra bize başvurdu. Benim bir faydam olmaz diye ben de uzmanlarımıza başvurdum. Onların elinden geçti çok kısa bir sürede gerçi. Bundan sonraki kalıcılığını kendi sağlayacak diğer danışanlarımız gibi Fatoş Hanım'ı merakla bekliyoruz. Bize ilk geldiği günkü fotoğrafı burada ve kendisi geliyor alkışlarınızla.
Merhaba. Doğduğunuzu böyle. Beğendiniz mi? Kilolar daha gitmemiş. Başladı. Başladı. Ama yüzünüz çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Nerede o kızgın, kırgın ifade değil mi? Bakayım. Çok çirkinmişim ama. Yok canım. O kadar da kendinizi kötülemeyin. Ama yüzünüzde çok güzel bir ifade var. Ve benim için en önemlisi doğal. Aa, bak dudağın duruşu muruşu değişmiş. İşte kahkahalar atılıyor. Berin Hanım göbek duruyor. Çok yeni başladık biz daha. Ama kendisiyle az evvel konuştuğumuzda şöyle bir pantolonu gösterdi. Gelin, bir bollaşma var bile diye mutlu kendisi. Mutlu Hanım'ı alalım bakalım yerimize. Şimdi Fatoş Hanım 53 yaşında, iki çocuk annesi, 13 yaşında yaptığı evliliği bize ilk başvurduğunda mutluluk neydi? Ben hiç mutlu olmamıştım ki diye anlatmıştım. Evet. Ve biz çok etkilenmiştik. Şimdi bu yüzde gördüğümüz mutlu ifadenin dibinde tabii ki burada değiştirdikleriniz yatıyor. Evet. Neyi söylerken en çok şaşırdınız ve ne yapılırken en çok kendinizde değişim gördünüz? Şimdiye kadar böyle bir özenti duymadım kendime. Hani güzelleşeyim, saçımı, başımı yaptırayım, makyaj yapayım. Ama bize başvurdunuz. Her biri bir şey yaptıkça hoşuma gitti. Tek. Bana da her biri bir şey yapsa benim de hoşuma gider. Tek hoşuma gitti. Yani ayıramıyorum. Öyle mi? Baktım oram güzel oluyor, buram güzel oluyor. Ondan sonra da mutlu oldum. Nerede bulacaksın bir daha Gülben programını acaba? Canım Özlem sağ olsun. Özlem de şahane bir makyaj yapmış ama evet, çok güzel Özlem'in makyajı. Teşekkür ederim. Harika olmuş. Peki en çok neyi devam ettirmek isteyeceksiniz bundan sonra? Kilo vermeyi. Harika. Çünkü kilo gidince vermeyi. Dert azalıyor. Değil evet, mi? Evet. Ben öyle söylüyorum kilo evet, vermeyi. Evet, yükler evet. Gidiyor diyorum. Evet, dizlerimde problem var. Dişte tel var görüyorum. Dişte tel var evet. Beyaz mine mi taktın bir şey dediniz? Şimdi hastamızın ağız sağlığı gayet iyiydi. Dişleri gayet güzeldi. Yalnız ön bölgede gülme hattında direkt ilk göze çarpan bölgede düzensizlikler vardı dişlerde. Hı. Şimdi biz bazen hastalarımız bize gerçekten çok bilgisiz gelirler. İşte ben şunu yaptırmak istiyorum, bunu yaptırmak istiyorum. İşte çok daha güzel bir şeyler. Biz her zaman frenleriz aslında hastalarımızı. Yani durun lütfen hani doğalı bozmadan... En az zarar vererek bir işlemler yapalım diye. Dünya diş hekimliği, estetik diş hekimliğinde artık çok ince diş kayıplarıyla o gülüş tasarımını biz başarabiliyoruz. Bazen ikna etmemiz zor olabiliyor. Çünkü biz resmin tamamına baktığımızda geleceği pozisyonu çok iyi biliyoruz. Ve hasta bundan çok mutlu olacağını biliyoruz. Hmm. Bazen ben ısrar ediyorum işte hastalarıma işte bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. İşte hastalarımız işte bizi refüze edebiliyor, hayır diyor ama biz... Israrcı olabiliyoruz. Bu hastanın teslim oldu mu? Şimdi hastamızda şöyle bir şey var. 45 yaş üstü her insan dişlerini günde 2 defa ya da 3 defa fırçalan her insanın mine kaybı olur. Hmm. Bu fırça kılının diş yüzeyinde oluşturduğu bir erozyondur. Bir şey yani. Ve dişler sararır. Bunu biz nasıl daha doğal ve daha güzel, daha beyaz diş yapabiliyoruz? İnce porselen laminalarla başarabiliyoruz ki sizin programınızda daha önce bunları uygun vakalara yaptık. Şimdi hastamızın dişleri çok sağlıklı, pırıl pırıl. Yani fırça erozyonuna bağlı mine incelmeleri var. Bir iki dişinde de pozisyon bozukluğu var. Bu hastamızda biz zarar vermemek adına, dişlerinin tamamına zarar vermemek adına ve dişte tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Bir hangi çürük, dolgu, şekil bu bozukluğu yok. Ne şekil kadar bozukluğu kalacak? 3-4 ayda biz bu işi bitireceğiz. Hmm. Bütün dişler alıştınız düzgün mi? Bir şekilde sevrenip. Dişin rengini de bleaching dediğimiz beyazlatma yöntemiyle arttığımız zaman diş... Pozisyon olarak çenede çok güzel durduğu için onun altın oranları vardır. Ön altı dişti. O oranı getirdiğimiz zaman ki bunu da sadece diş telleriyle başarabiliyoruz. Ve dişini de bleaching'le beyazlattığımız zaman hastamız çok mutlu olacak. Bir kere dişinde bir protez taşımayacak. Şimdi diş ve dudak ne kadar aslında birbirine bağlı. Resimde gördüğümüz şu aşağı doğru iki tane çizgisi bayağı yok olmuş. Ya da çok azalmış diyelim. Ve o bütün ifadeyi değiştirmiş evet. Değil mi? O böyle o küskün, kırgın ifade. Burada mutsuz, bu dolgu mutsuz. Mu? Dolgu var orada. Dolguyla yok ettiniz. Ancak onu. Tabii ki bunun dozunu da çok iyi ayarlamak tabii. Gerekiyor. Bazılarında baktığımız zaman çok dışarıya dönüklük sağladığımız takdirde o zaman da daha kötüye gidiş oluyor. Bunun ayarını çok iyi tutturarak
Hastanın yüz estetiğiyle harmonik bir görüntü elde etmek çok önemli dolguda da. Ama bu çok önemli. İşte yani hastalarımızın çoğu kötü bir işlemi, kötü bitirilmiş bir işlemle karşılaştı ve hayallerinde hep onu düşünüyorlar. Yani acaba ben lamine yaptırsam acaba çok böyle mezar taşı gibi mi olur, bembeyaz mı olur? Veya da işte bir zarar verir miyim dişimi? Korkuyorlar. Hayır, yani bunu dozunda ve uzman ellerde bittiği zaman o resmin genelinde sonunda gördüğünüz tablo inanılmaz bir tablo çıkıyor. Mesela yani benim Fotoşan'ımda gördüğüm hüzün ve sertlik gitmiş. Evet. Ben törpülemişsiniz resmen hep evet. birlikte. Doğru mu yorumluyorum? Evet. Doğal çizgiler içinde ama. Doğal çizgi abartıya kaçmadan. Peki Beren Hanım sizden kaçtı mı? Hayır. Şimdi ilk etapta bir böyle bir mutsuz ifade vardı. Tabii kilodan kaynaklanmış o. Hani bu kadar yağlı olmayı da beklemiyordu. Ama sonrasında o kadar güzel özetlik dedi ki kendisi. Ben dedi artık ne olur beni bırakmayın. Ben sonuna kadar devam etmek istiyorum. Bu kilolar gidecek. Yani çok kesin kararlı bir şekilde oradan ayrılıyor. Bir de yemekle uğraşıyor. Aynen. İşi bu. Saatler. Feci. Şimdi çok kendinin feci. Yemek yemesi. En kötü şey kendinin yemek yemesi gereken çok saatler en yoğun olduğu saatler. Mesela akşam yemeği çok geç saate kalıyor. Biz onları biraz daha revize ettik. Daha erken herkesin yemeği sunulmadan kendisi yiyecek. O yüzden şimdi burada da gördüğümüz gibi bana geldiğinde de bir erkeksi bir duruş evet, ve görüntü vardı. Evet. Şu an zaten o çok yumuşamış. O sıcaklık da bence insanın kendine bakışı diyeti de etkiliyor. Ama biz çok çünkü doğru. Saat, bir dakika yarım saat dişi enerji yükledik. Tabii ki yok olacak o erkeksi görüntü. Berin'cim lütfen. Aa, dişi enerji. Evet. Siz mi yüklüyorsunuz onu? Biz yüklüyoruz. Ay bir ben gelemedim yarabbim. Dişi enerji. Olmuş mu dişi enerji? Evet evet. Peki bu annelikle dişi enerji ayrı bir şeyler mi? Nasıl oluyor bir anlat bakayım bana. Ha? Sır. Ayrılıyor mu yani? Bana ait işte dermişim. Yeter yeter doldum bu kadar yeter artık. Yeter yeter bırak diyor. Peki siz cildine ne yaptınız? O peelingi gördük. Maskeler yaptık. Biraz sıkılaştırdık. Yani ister istemez yaşla beraber cilt gevşiyor. Gözenek açıksa cilt gevşer bakımsız ve sarkar. Bakımsız bir cilt miydi? Bakımsız. Kendine bakma. Su içmeyi sevmiyor zaten. Su içmeyi sevmiyor mu? Sevmiyor. Artık seviyor. Çünkü seviyordu. Bu sırada bile değişti. Artık her şeyi seviyor. Bir soru işareti bakıyorum. Evet. Seveceğim. Seveceğim. Sevdim, yani. Sevdim. Bol bol içiyorum. Hı. Yani cildimi bir toparladık zaten. Öyle. Ben de ilk etapta ne oldu dedim. Yapmayacak mısın? Evet evet. Yok yok yani sindirmesi zaman alıyor. Yani heyecanlı ve o aksiyon o geç geliyor ama o da iyi bir şey. Çünkü çok kararlı. O anda düşünüyor. İfade etmiyor size. O alıyor. Bir süzüyor, ondan sizi, ondan sonra size tepkisini ve reaksiyonunu gösteriyor. Yok, yok. Bir de diğer önceki vakalarımızdan farklı olarak Fatoş Hanım da şöyle bir şey vardı. Çok erken yaşta yaptığı bir evlilik var ya, kendi kararıyla olmayan, onun hayatıyla ilgili tabii, başkaları karar verdi. Şimdi hiçbir şeyi size bırakmıyor. Eminim hayatı boyunca böyle yaşadı. Hmm. Asla kontrolü size bırakmıyor. Bütün kontrol kendi elinde. İyi hadi bakalım. Peki reklamlara gidiyoruz. Sonra Fatoş Hanım da burada uzmanlarımızla. Bu hafta yeni bir sende Fatoş Hanım vardı. Onun değişimini izledik ve gözlemledik. Uzmanlarımızın eline bıraktık onu. Çok hafif dokunuşlarla tamamen değiştirmedik. Sadece biraz törpüledik ve hüznünü aldık dediler. Bütün alkışlar uzmanlarımız için ve cesareti için Fatoş Hanım için. Yarın görüşmek üzere. Avazmazlık. Günler güzel geçmedi. Söylemem lazım. Asıp yüzümü kalmışım. Azıcık kırıtmam lazım. Hep içime atmışım. Anlatmam gerek. Hepsini bir kazana atıp toptan kaynatmam gerek. Yeni bir aşk, yeni bir iş. Yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. Tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Kendime yeni bir ben lazım. Yeni bir aşk, yeni bir iş. Yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni